Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Nisan 2021 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Dün Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İki karşılaşma oynandı. Liverpool 0, Real Madrid 0. İlk maçta Real Madrid 3-1'lik skorla kazanan taraf olmuştu bu karşılaşmada 2-0'lık bir galibiyet Liverpool'a tur için yeterliydi ama İngiliz ekibi Real Madrid kalesine gol atamadan karşılaşmayı tamamladı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak Liverpool'da ilk 11'de sahaya çıktı. Oyundan da dakika 60'da alındı. Yerine de Diego Jota girdi. Daha hücumcu bir isim elbette. Ama bunlar gol için yeterli olmadı. Real Madrid normalde çok iyi bir hücum takımı ama bu iki maçta savunmada da ne kadar iyi olabildiklerini gösterip yarı finale yükseldiler. Zinedine Zidane Real Madrid'in başında şu ana kadar 3 Şampiyonlar Ligi kupası var teknik direktörlük kariyerinde. Dördüncüsü içinde önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Diğer eşleşme Borussia Dortmund-Manchester City ilk maç 2-1 City'nin üstünüyle sona ermişti. Bu maçta Dortmund'un bir sıfırlık galibiyeti tur için yeterli olacaktı ki Jude Bellingham 2003 doğumlu İngiliz orta saha Dortmund'da 15'te ilk golü attı ve turu aslında getirecek skoru da elde etmiş oldu. Borussia Dortmund ama ondan sonrası pek kolay geçmedi çünkü City'de çok önemli hücum silahlarına sahip ileride Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva gibi isimler, İlkay Gündoğan gibi bu sezon çok gol atmış bir orta sağ, büyük bir baskı kurdu Manchester City. Çok pozisyona girdiler ilk yarıda ama bir türlü Dortmund Kalesini kalecisini hatta savunmasını geçemediler. Çizgiden çıkan toplar vardı, direkten dönen topu vardı Kevin De Bruyne'le City'nin ama gol atmayı başaramadılar. İkinci yarıda 55'te soldan yapılan bir orta Demircan, topa koluyla müdahale edince City penaltı kazandı. Mahrez hata yapmadı ve oradan sonrası da İngiliz ekibi için. Pek zorlayıcı olmadı desek yeridir. 75'te de Phil Foden bir başka genç İngiliz City'nin İngiliz'i o da ceza sahası dışından attığı golle City'yi galibiyete taşıdı ve yarı finale yükseldiler. Yarı final demek Guardiola City'si için bir ilk 3 sezondur çeyrek finalde elenen bir City'den bahsediyoruz ve bu sezon şeytanın bacağını kırdı. Pep Guardiola yarı finale yükseldi ve Şampiyonlar Ligi tarihinde de 8. kez yarı finale yükselerek Mourinho'nun rekorunu egal etti. Aralarında tabii büyük bir rekabet var iki teknik adamın. Bu alanda da Guardiola onu yakalamayı başardı. Peki yarı final eşleşmeleri nasıl? Onu da hemen söyleyeyim. Paris Saint Germain, Manchester City bu eşleşme oynanacak ve diğer tarafta da Chelsea, Real Madrid. Güzel iki eşleşme Şampiyonlar Ligi yarı finalinde. Bizleri bekliyor. Bugün de Avrupa Ligi maçları var. Çörek Final, Rovanj karşılaşmaları. Burada da yarı finaller belli olacak. Saat 22'de 4 mücadele. United Granada, Roma-Ajax, Slavia Prag, Arsenal ve Villarreal-Dinamo Zagreb maçlarını izleyebileceksiniz. Maçlardan başladık. Maçlardan devam edelim. Birinci ligde de 3 karşılaşma vardı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Menemen Spor, Samsun Spor'la 2-2 e, berabere kaldı. Samsun Spor şu hafta ikinci sırada girmişti ama bu maçta 2-1 geriye düştü. 90 artılarda ancak bir puanı kurtarabildiler ama şu anda güncel puan tablosunda Adana Demirspor'un e, gerisinde yer alıyorlar ve lider Giresunspor'la da puan farkı 5'e çıktı. Bitime 4 maç var. Giresunspor artık çok çok büyük bir sürpriz olmazsa ilk 2'de ...olmayı garantiledi diyebiliriz. Süper Lig için büyük bir adım attılar. Samsun için de işler biraz... ...zora girdi ama en kötü tabii ki... ...playoff şansı... ...devam edecek. Balıkesir Spor 1, İstanbul Spor 2... ...İstanbul Spor da aldığı galibiyette... ...dördüncü sıraya yükseldi maç fazlasıyla. Onlar da playoff patasındalar. Adana, Adana Spor 3, Akisar Spor 1... ...bu da dünün diğer bir... ...sonucuydu. Bugün de üç karşılaşma oynanacak... Üst tarafta Altay maçı eksik. Onlar Ankara Spor deplasmanındalar. Bolu Spor, Ümraniye Spor, Bursa Spor, Bandırma Spor günün diğer karşılaşmaları birinci ligde. Galatasaray'dan bir seçim açıklaması geldi dün gün içerisinde ve dendi ki olan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa ki genelde de o çoğunluk sağlanamıyor 29 Mayıs Cumartesi günü saat 10'da Galatasaray Lisesi Tefik Fikret salonunda yapılacak dendi. E, tabii ki e, bu pandemi koşullarında şimdilik Ramazan ayı sonuna kadar böyle kongreler vesaire yasak ama sonrasında e, serbest olması bekleniyor. Ama tabii ki pandeminin seyrine göre de değişebilir. Hala e, Fenerbahçe'de Galatasaray'da seçim olmama durumu söz konusu. Hatırlayın Galatasaray. Olağanüstü bir seçim açıklamıştı Mustafa Cengiz fakat pandemi şartlarında buna izin verilmemişti. O yüzden şimdi biraz bu tarz açıklamalara mesafeli yaklaşmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Ve malum koronavirüs pandemi dönemindeyiz ve spor kulüplerinden de üst üste vakalar açıklanıyor özellikle dün Fatih Karagümrük 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Son Galatasaray maçı öncesi Big Dia ile Borini pozitif çıkan isimlerdi. Dün de Alpaslan Erdem, Lucas Castro, Kampi, Bertolacci, Zukanovic ve Efetatlı genç orta saha oyuncusu bu isimler koronavirüs pozitif yani futbolcu bazında 8 isim bir süre Karagümrük'te mücadele edemeyecek büyük bir kayıp ama sahaya çıkaracak kadar da futbolcusu var Karagümrük'ün aksi halde zaten hükmen mağlubiyetler gelecek biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirdiği yeni kuralla birlikte. Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Galatasaray isim vermemişti ama Mustafa Muhammed sosyal medya hesabından paylaştı. Falcao da sakat biliyorsunuz o da bir süre forma giyemeyecek. Yani hücum hattında Galatasaray'ın ya Babel'e ya Halil Dervişoğlu'na gitmesi gerekiyor. Kaçırdığım bir isim yok sanıyorum. Ve Kadın voleybolda Fenerbahçe üst üste vakalar çok arttı. Dün 3 oyuncu, 3 teknik personel pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı Fenerbahçe kadın voleybol takımında 12'ye yükseldi. 8 sporcu, 4 personel ve şu anda da final serisinde Vakıfbank'la mücadele ediyorlar. İkinci maçta da yine eksiklerdi. Şimdi 2-0 gerideler. Artık bu kadar vakayla da Vakıfbank karşısında işleri pek kolay olmayacak. 7-17 saatlerimiz az önce Galatasaray'daki Mustafa Muhammed'in koronavirüs testi pozitif çıktı dedim. Elinde Babel kaldı ama Babel'in de cezasını unuttum. Bu karşılaşmada Ryan Babel de forma giyemeyecek. O yüzden Fatih Terim'in kadro tercihleri biraz sıkıntılı olabilir. sabekte de mesela dün bir haber yapmışız. Şener elde kalan tek alternatif Lines ve 7. sakatlıkları var ama Fatih Terim'in Ete Boyu sabeke hazırladığını da Ajans Spor'da paylaşmışız. Öyle sürpriz tercihler de görebiliriz bu hafta kendisinden. Çok da hani artık sürpriz yapmasına çok şaşırmadığımız bir dönem. Çünkü üst üste farklı tercihler görüyoruz. Hatta biraz da mecburiyetten oluyor elbette. Neyse bunu daha sonra konuşuruz program içinde. Şampiyonlar Ligi'nden başlayalım. Dün iki karşılaşma City. Beklendiği gibi Dortmund'u eledi ama beklenmedik bir yolla gelişti aslında. Bir sıfır geriye düşüp. O sitesi yaşamaları çoğu kişi tarafından beklenmiyordu tahmin ediyorum ki. değil mi? İlk golü atıp daha rahat bir siti e, görmeyi umut ediyordu birçok e, futbol sever. Ama öyle olmadı. E, Dortmund 1-0 öne geçti. Baskı hissetti siti ve 50'ye kadar 55'e kadar da e, o baskıyla o stresle aslında fena da mücadele etmediler. Birçok pozisyona girdi siti ve sonrasında bir penaltıyla da maçı çözdü. E, diğer tarafta da Liverpool. Eski e, o gücünde keskinliğinde değil. Real Madrid'e gol atamadan karşılaşmada elenmek durumunda kaldılar. E, City ile ilgili bence şöyle bir sıkıntı oluyor. City'den e, tüm beklenti e, karşılaşmalarını çıkıp e, çok iyi futbolla böyle 2-0, 3-0 e, kazanması gerekir beklentisi City'yi biraz zorluyor açıkçası. Bu Premier Lig'de de öyle. Zaman zaman bunu e, Guardiola dile getiriyor. Diyor ki hani her karşılaşma 3-0, 4-0 e, süper futbolla kazanamayız. Arada böyle karşılaşmalar olacak diyor. Mesela Şampiyonlar Ligi, çeyrek final eşleşmesi, rakip Dortmund, City'den beklenen her iki karşılaşmada da hani elini kolunu sallayarak maçı kazanması, maçları kazanması, turu geçmesi biraz bunun dezavantajını yaşıyor diye düşünüyorum City. Dün ilk yarıda hani şöyle bir göz atınca ilk 45 dakikaya City çok rahat bir şekilde skor üstünlüğünü alabilirdi. Ha oyun üstünlüğü, oyun olarak aynı şey söylenemez ama skor üstünlüğünü City çok rahat alabilirdi. Ancak senin dediğin nokta bence çok kritik. Hani e, penaltı e, işte 52-53'te geldi ki bireysel bir hatayla geldi. Orada bir 10 dakika daha geçse o zaman hakikaten City için e, stresli bir durum ortaya çıkabilirdi. Yeter, yeni kurala göre top e, forma kolun oraya çarpıyor sanki şu an pozisyon tekrarını izleyince aklıma geldi. Acaba doğru karar mı yanlış Hı -hı. karar mı diye de düşündüm. Gerçi böyle bir tartışma oldu mu bilmiyorum şu an e, sabah izlerken e, geldi çok olmadı ben de görmedim öyle bir tartışma açıkçası sosyal medyada. E o golün zamanlı gelmesiyle beraber e, zaten Dortmund'un gol ihtiyacı e, işleri biraz daha zor hale getirdi. Streiten önündeki en büyük engel e, en klasik tabirle algı, <laughs> kendi algıları. Çok çok iyi oynayıp Streiten'in her maçı domine edip rahat kazanması bekleniyor Onu ama kendileri yarattı ama. Efendim? Bu bunu bu beklentiyi kendileri yarattı. Ya hani tabii ki olmayan bir şey. Değil bu öyle çünkü. ama öyle biraz bir da biraz da insaflı olmak lazım Tabii. hani şampiyonlar ligi çeyrek final çok uzun bir sezon her karşılaşma aynı şekilde olmaz mesela bu takım bu yıl bu sezon santraforlarından neredeyse hiç gol katkısı almadı hani Agüero Premier Lig tarihinin en golcü oyuncularından bir tanesi bu sezon ortada yok zaten yıl sonunda takımdan ayrılıyor Gabriel Jesus o da hani kendi standartının altında hem dakika olarak hem de skor olarak kaldı. Dolayısıyla bu takım santraforsuz, net bir santraforsuz bu işleri başardı. O da ayrı bir konu. Dolayısıyla hani City'nin iki karşılaşmada da genele bakarsan, büyük resme bakarsan Dortmund'u mağlup edip çok rahat olmadan ama çok da zorlanmadan ortalama bir oyunla yarı finale yükseldiğini görüyoruz. Haaland'da 7 maçtır gol atamıyor kulüp yani lig artı resmi ligi resmi maçlarda o da dün e, sorulmuş. O da bir insan diyor Edin Terzic. E, o da beklentiyi kendi yarattı. Aynı City gibi Haaland'da neredeyse her maç birer ikişer gol atınca şampiyonlar liginde ligde şimdi 7 maçlık seri herhalde kariyerinde böyle bir serisi yoktur. Genç futbolcunun yani Salzburg döneminde de sürekli gol atıyordu. E, geldi buraya sürekli gol atıyordu. Hani ilk karşılaşmasına itibaren gol atan bir isim. E, onun da böyle bir dönemi oldu. Elbette olacak. O da bir Yeter, insan. Ben doğru. de katılıyorum Edin Terzic'e. E, ve diğer karşılaşma Liverpool. Real Madrid Liverpool aslında hücum attı. Gayet iyi. E, Salah, Mane, Firmino ile çıktı dün Jürgen Klopp. Orta sahası da e, bence gayet yeterliydi ama Real Madrid'in e, eksik savunmasını aşamadılar. Yani Ramos'uz, Varan'sız Militao'lu, Nacho'lu stoper attı. Hiç aratmadı e, Varan'da Sergio Ramos'u. iki maçta bir gol yediler. Ve turu da çok da zorlanmadan aslında geçti Real Madrid. Aslında orada da ikinci dakikadaki pozisyon, Salah'ın kaçırdığı pozisyon sanki dünkü mücadelenin kırılma anı olmuş. Evet çok kötü vurdu orada. Cezası evet. aslında bomboş. Normalde Salah o pozisyonları gol yapar. Ee, eğer Salah onu gol yapabilse Real Madrid üzerinde bir baskı olacak. Liverpool morallenecek. Liverpool daha fazla inanacak. Ee, öyle bir iki tane işte Liverpool'da oyuncuların kaçırdığı... Rakipten dönen bir de Kurtuğanın James Miller'ın şutu var. O da mesela. uzaktan bir şut evet, ama çok kolay değil onu yemesi. Kurtuğanın. Kurtuğan çok uzun boylu bir kaleci yani. Aynen. E, ama e, o karşılaşmadaki şifre e, bana sorsan büyük ihtimalle bir öne geçmesiydi Liverpool'un ki Real Madrid'in de hani var bir iki tane pozisyonu böyle işte direğe takılan Alisson'un kurtardığı hani Real Madrid'de en az Liverpool kadar gole yakın bir 90 dakika oynadı. E, ama normalde hani Liverpool'da Premier Lig özelinde işler e, istedikleri gibi gitmezken e, Real Madrid gibi bir takıma karşı iki karşılaşmada üstünlük kurmaları çok kolay değildi. E, formül bana sorarsan gene tuttu. E, ligde işlerin iyi gitmesi gerekiyor ki e, diğer tarafta da işleri iyi gitsin. Hani bir tarafta e, biz iyi değiliz diğer tarafa asılacağız mantığı futbolda bence pek işlemiyor. Özellikle bu tarz takımlarda işte Manchester City ligde iyi şampiyonlar liginde iyi. Juventus ligde kötü, Şampiyonlar Ligi'nde yok. Chelsea Tuvelle ligde iyi, Şampiyonlar Ligi'nde iyi. Bir tek Paris Saint-Germain'i burada Paris Saint-Germain'de hala şansı var ama. Ama hani bundan önceki 7 hani sene, evet, 8 sene kıyaslarsa. Orada da işte biraz belki hani rehavet, doymuşluk, nasıl kazanırız düşüncesi olabilir ama hala ligi kazanma şansları var. Lille mağlup olmalarına rağmen. Real Madrid'de işte son haftalarda alınan sonuçlarla beraber ligde avantajlı duruma geçti. Çünkü daha oynanmamış bir Barcelona Atletico Madrid maçı var. Genelde o formülü tuttuğunu düşünüyorum ben. Evet şimdi eşleşmeler de belli oldu. Chelsea, Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester City. Şimdi Paris Saint Germain City yıllardır bu turnuvayı kazanmak için kadrolar kuruyorlar. Ama bir türlü de başaramadılar. Yani Paris Saint Germain City'den daha çok yaklaştı Değil mi? Sizin finali yok. Yok. Şu ana kadar yok. Şampiyonlar Yarı finali gibi. de yoktu işte. Evet. Öncesinde de mi yoktu? Guardiola yok. öncesinde de mi yoktu? Yarı finali. İnanılmaz. O kadar Ve yatırım. 2011'de şampiyon olduklarında 44 yıl sonra Premier Lig'de şampiyon olmuşlardı. Küme düşen, işte Middlesbrough'dan 8 yiyen bir takımdan bahsediyoruz. Yani yatırım geldikten sonra City aslında kendini bulan bir kulüp. Ama hani bu 2021, 2020, 19, 18'de Guardiola'yla kalamadılar ama 17'si, 16, 15, 14... Diye Benim düşünce, e, bayağı da bir vakit almış buralara kadar gelmeleri. Paris Saint Germain geçen sezon finalde kaybetti. Bu eşleşme çok e, hayati gerçekten. Bir de iki takımın da geçmişte e, finansal fair play konusunda sıkıntı yaşadığını e, biliyoruz. City e, cezanın ucundan dönmüştü. Paris Saint Germain pek dokunulmuyor e, Katar arka planı sayesinde büyük ihtimalle. E, şimdi onlar finale çıkmak için mücadele edecekler. Diğer tarafta da Chelsea onlar da ligde çok kötü başladılar. Aynı Real Madrid gibi ama toparladılar. Sonrasında nispeten toparladılar. Ama görece daha sonik bir eşleşme gözüküyor Real Madrid. hani bu turu geçti ama hala o eski ihtişamında değil. Daha sonuç odaklı giden bir Zinedine Zidane var yani 3 sene üst üste şampiyon olan takımdan çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular çok farklı değil belki orta çok değişmedi o dönemden ama genel olarak algısı en azından Real Madrid'in değişti. Ama yine de Real Madrid'in yaptığı mesela kadroya baktığın zaman biraz dudak bükmüyor musun? Real Madrid kadrosuna bakınca. E, büküyorsun. Büküyorsun değil mi? Ya yani bu kadro çok bir şey yok diyorsun. Oynanan oyun çok bir şey yok diyorsun ama işte az önce konuştuk. Hani La Liga artı Şampiyonlar Ligi gibi bile olabilir bu sezon. E, bence ortada büyük bir başarı var Real Madrid adına. Yok küçümsediğimden değil ama hani o 3 sene üst üstteki dönem e, Real Madrid'in o ihtişam Ronaldo'lu dönem. Ama işte orada Ronaldo var, Bale var. E, Ronaldo dediğin adam tek başına 50 gol atıyordu sezonda Mert. Yani burada işte mesela Ronaldo sonrası işte Eden Hazar'ı getirelim ligin biraz marka değeri de yükselsin bir e, İngiliz tabir olacak ama hype yaratalım dendi Eden Hazar ortalıkta yok. Ona rağmen bu başarı elbette çok büyük. Tabii tabii. Aynen. Büyük yani en büyük yatırım yaptığın oyuncu ortada yok. 50 gol atan adam gitmiş onun yerine bir adam koyamamışsın. Bale orada çok önemli bir destek oyuncusu. Attığı e, gol yaptığı asistle beraber o ortadan kaybolmuş. Onu kiraya göndermişsin. E, ona rağmen e, bazı genç oyuncularla, bazı eski oyuncularla yapıyı temel olarak devam ettirerek e, çok iyi bir sezon geçirdi Zidane. Benzema e, o da yıllanmış şarap gibi adeta. 87 evet. doğumlu, 34 yaşına geldi artık ama e, Ronaldo sonrası da gerçek kıymeti bence ortaya çıktı. Ronaldo Kesinlikle. dönemi kıymeti anlaşılamayan bir futbolcuydu. Ama hani Ronaldo'ya sorsanız hakkını teslim eder her zaman. E, Higuain'den çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ronaldo açısından bakarsak. Çünkü Higuain daha kendi bitirmeyi tercih eder. Ama Benzema e, biraz orada oyun kurucu tarzında bir center for. Ve golleri de atıyor. E, Ronaldo zamanı çok da eleştiriyordu basit goller kaçınca. Ama burada o gidince daha da özgüveni geldi. Daha büyük sorumluluk aldı. Onu hissettiriyor bence Karim Benzema. E, onun da varlığı önemli. Modric cross mesela bu kadar yıldır aynı ikili. Hatta Casemiro'yu da ekleyebiliriz. Tamam, bu da ya. çok kolay bir şey değildir. Hani sen de bazen konuşuyoruz ya doymuşluk. Bazı başarılardan sonra kadro değişmeli diyoruz ama bu üçlü hala ligin içinde, hala Şampiyonlar Ligi'nin e, içinde bir üçlü orta saha. İstikrarını da kaybetmediler tabii en önemli şey o. Mesela evet. diğer oyuncular arada dağıldı gitti. Mesela o üst üste 3 sene şampiyon olan takımın bekleri nerede? Pek ortada yoklar değil mi? Marcelo gitti mesela. Aynen. Gitti. Marcelo gibi bir oyuncu gitti. Marcelo'yu sen sosyal medyada 50 metreden atılan olan kontrol toplarla vibe ediyorduk. Nasıl bir oyuncu bu? Mesela o silindi gitti ama işte farklı olanlar, kendilerine dikkat edenler mental olarak, fiziksel olarak bu takımın içinde kalmayı başardı. Dolayısıyla o saydığın merkez orta saha herhalde son yılların en iyi merkez orta sahası tartışmasız. Aynen öyle gözüküyor. Evet Şampiyonlar Ligi'nde durum bu şekilde ki karşılaşmayı değerlendirip Barış abi sizin eklemek istediğiniz var mı? Yoksa reklama gidelim diğer gündem maddeleriyle devam edeceğiz. Real Madrid Manchester City Paris Saint Germain çok farklı gözüküyorlar. Artık yarı finalde Chelsea'nin çok önünde 3 takım var. 4 takım yarı finalde ama benim seyrettiğim Manchester City oyunu iki yönlü olarak bu kadar yani Borussia Dortmund gibi bir takıma karşı bu kadar sert pres yapabilen, bu kadar iki yönlü olarak bu kadar hızlı oynayabilen, bu kadar agresif oynayan bir takım. Çok zor işi. Paris Saint Germain'in de işi zor. ondan sonra şeyin de işi zor. Real Madrid'in de işi zor. Manchester City hani ilk defa yarı finale çıktı. Evet ama bana göre hepsi yani Chelsea'nin zaten üç takımda çok önünde ama Manchester City de bana göre Paris Saint Germain ve şeyin önünde. Real Madrid'in önünde. Bakalım ne olacak. Çok müthiş bir yarı final ve final bizi bekliyor olacak. Ama sen City'yi mutlaka finalde de izleyeceğimizi düşünüyorum. Yarı finalde eğleneceğini düşünmüyorum. ama bir final 90 dakikası. Onu tabii hiç kimse kestiremez ama pandemi şartlarında her şey çok zor. Ama seyircisiz ortamda vesaire hakikaten müthiş takımlar bunlar. Yani Avrupa'nın en iyi takımları hak ederek de bugün bu noktadalar. Chelsea biraz şansıyla geldi. Buralara kadar gelemeyebilirdi Chelsea. Yani bir Bayern'in elendiği yerde Chelsea'nin burada olması bu da işte artık belli bir noktadan sonra kura şans. 7.36 saatlerimiz. Şimdi ligimizdeki gelişmelere dönelim bakalım neler oldu. Bir dakika oldu. ondan daha önce. Ha bir düzeltme mi evet, yapacak? Evet bir düzeltme yapacağız. 2015-2016'da Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı finali varmış. İlk kez yarı finale çıkmıyorlar tarihlerinde. Sen doğru hatırladın. Pellegrini döneminde. Yarı finalleri var. Real Madrid, değil mi? Evet. Real Madrid'e elenmişler. 0-0, 1-0. Fernando Galatasaray'ın eski futbolcusu o dönem City'de kendi kalesine attığı golle Real Madrid evet. finali yükselmiş. Ee, şimdi dün sabah saatlerinde sosyal medyaya bir fotoğraf karısı düştü. Abdurrahim Albayrak Galatasaray ikinci başkanı Florya'da futbolcularla bir araya geliyor ve bir yan yana dizilmişler. İşte koltuklarının altına almış, kollarının altına almış. Abdurrahim Albayrak güzel bir kare sarı kırmızı kalp emojisi sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaşıyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor Abdurrahim Albayrak? Çünkü bir gün öncesine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolcularla ilgili söylediği sözler çok konuşulmuştu. İşte bundan sonra haysiyet ve şerefleriyle oynamaları gerek demişti. Futbolcuların idmanı boykot edebileceği, yönetim aleyhinde bir açıklama yapabileceği konuşuluyordu. Ve olaya el attığı gözüküyor Abdurrahim Albayrak'ın. Dün gidiyor Florya'ya ve böyle bir mesaj veriyor. Peki bu fotoğraf karesi ne anlama geliyor? Siz bu fotoğraf karesinden ne çıkardınız? Herkes bir şeyler söylüyor bununla ilgili. Ben de dün görüşümü dile getirdim. Birazdan sizi de dinleyeceğim elbette. Büyük ihtimal aynı fikirde olacağız. Artık Mustafa Cengiz'den sıyrılıp başkan adayı olacak Abdurrahim Albayrak. Biz Ajans Spor'da haberini yapmıştık geçtiğimiz günlerde. Başkanlığa hazırlanıyor Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'in de bu sözlerinden rahatsızlık duyuyor. Futbolcularla da bu pozu sosyal medyada paylaşarak Mustafa Cengiz'e net bir mesaj gönderiyor. Bugün de genel olarak gazetelere baktığımda böyle algılandığını görüyorum. Mesela Fanatik gazetesi Kılıçlar Çekildi başlığını kullanmış. Al bayrak Cengiz'in oyuncularıyla da falan sözlerinden bir gün sonra Florida'ya giderek takımla toplantı yaptı ve her zaman yanınızdayım mesajını verdi. Tabi burada dikkat çeken bir diğer konu... ...fotoğraf karesinde Fatih Terim ve ekibinden kimsenin olmaması. E, dün ben ilk etapta buna dikkat etmemiştim. Bir dinleyicimiz uyarmıştı. Güzel bir detay elbette Fatih Terim'in olmaması. Ama bunu e, nasıl yorumlayacağımızı açıkçası kestiremiyorum. Ama Abdurrahman ve Mustafa Cengiz arasındaki... E, ...artık e, bu ifade de bence güzel kılıçların e, çekildiği kısmı... ...bana kalırsa da doğru. Vallahi ben şöyle söyleyeyim... E... Abdülhamim Albayrak kendini soyutluyor, kendini ayırmaya çalışıyor Mustafa Cengiz'den demek en doğrusu. Yani ayırdı, ayırdı falan ayırıyor değil de ayırmaya çalışıyor diyelim yani. Şimdi bu o kadar kolay bir şey de değil. Abdülhamim Albayrak günün sonunda Mustafa Cengiz yönetimin ikinci adamı. Kendini ayır, ayır, ayır. Şimdi Mustafa Cengiz Galatasaray'ın başkanı evet ama aynı zamanda Galatasaray'ın bir başkanı da yok şu anda. Bu dünkü fotoğraf bir de bunu da gösteriyor. Yani bugün futbolcuların yanına gidemeyen bir Galatasaray Başkanı var. Bu senin söylediğin kareyi uzaktan izleyen bir Galatasaray Başkanı var. Futbolcuların yanına gidip onlarla poz veremeyecek pozisyona gelmiş bir Galatasaray Başkanı var. Mustafa Cengiz bugün evet kağıt üzerinde Galatasaray'ın başkanıdır. Ama Galatasaray kulübün içinde fiilen bir başkan olarak görüldüğünü düşünmüyorum. E, son gününü, son tarihin işte bu Mayıs'a tarih verdiler seçim tarihi. Ee, ama pandemi şartlarında bu Temmuz'u, Ağustos'u, Eylülde bulabilir. 60 bin vaka falan gidiyoruz çünkü maşallah rekor kırıyoruz dünyada. Ne olacak sonumuz belli değil. Dolayısıyla seçimin de tarihini kestirmek e, pek mümkün gözükmüyor. E, ama prensipte e, Mayıs ayında Galatasaray'ın kongresi var ve Mustafa Cengiz de e, o, o günü artık bekliyor. Ve hani temsil pozisyonda bir başkanlık yapacak durumu Galatasaray kulübünün dışında olabilir ama Galatasaray kulübünün içinde de kalmadı e, ee, çok vahim bir duruma getirdi kendini yani yazık böyle gerek yoktu bu kadar e, düşünmeden konuşmasına gerek yoktu ben üzüldüm Mustafa Cengiz'in durumuna ama hiç, hiç freni yok ve hiç düşünmüyor konuşurken lafın nereye gittiğini bilmiyor e, ee, Abdurrahim Albayrak söylediğiniz gibi kendini buradan soyutlamaya çalışıyor Fatih Terim niye yok o karede biliyor musun Fatih Terim de kendini onlardan soyutlamaya çalışıyor yani Abdurrahim Albayrak'la da Fatih Terim e, yan yana gelmez kolay kolay ben sana söyleyeyim böyle bir kare vermeye falan çünkü e, Fatih Terim e, de başka bir pozisyonda e, Fatih Terim'in ileride Galatasaray'da başkanlık hedefi var e, bu seçimde değil Bu seçimde takımın başında teknik direktör ve şampiyonluk mücadelesi veriyor ama bir yerde bir şampiyonluk e, şey bir başkanlık yarışına da girecek bir gün Fatih Terim gibi gözüküyor e, o bakımdan bugün de kendini e, hiçbir yere angaje kılmak istemiyor diye düşünüyorum ve zaten sonuçta şu yaşananlarda son derece tepkili olduğunu da biliyoruz Fatih Terim'in. Yani takımıyla ilgili bu söylenenler başkanlık seviyesinde muhatap olduğu laflara bak. Bir de bu takımla şampiyonluk mücadelesi verecek öyle mi? Yani bir de çıkıp şampiyon olması bekleniyor. E bir başarısızlık olsa da Fatih Terim şampiyon olamadı diyecekler öyle mi? Ya böyle bir saçma şey olur mu? Yani siz sabot ediyorsunuz adeta beyanatlarınızla yönetim olarak takımı. Ondan sonra da Fatih Terim niye şampiyon olamadı olacak? Yani onun için Fatih Elim de son derece öfkeli ve tepkili olduğunu da bilmek lazım. Dolayısıyla böyle karelere falan hayatta girmez. Ve bugün ileride kendisi başkan olmak istediği bir noktadayken... ...bugün önümüzdeki bir başkan sürecinde başkan adayı enflasyonun da olduğu bir ortamda kendisine meze ettirmez. Bir kere bunu herkesin iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. E, adaylar arasında şimdi altın olarak bu işleri soymaya çalışıyor. Mustafa Cengiz'den kendini soyutlamaya çalışıyor 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 karşılığı var mıdır karşılığı ne kadar vardır Ben çok karşılığı olduğunu düşünmüyorum Abdurrahman Bayram kongrede eee Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasında bir başkanlık yarışı gibi konuşmalar var ama daha biraz daha görmek lazım kadroları yönetim kadrolarını görmek lazım. başka adayların da çıkacağı söyleniyor ama günün sonunda bir konsolidasyon olacağını da hepimiz biliyoruz. Öyle 5-6 adaylı bir seçimde olmaz Galatasaray'da. Onu da hepimiz biliyoruz. O yüzden biraz daha uzaktan sakin bir şekilde izlememiz lazım. Ee, gelişmeleri takip etmemiz lazım ama sıcak günler olacağı kesin. Ee, fakat hani bu pozu verirken, fotoğrafı verirken hani ilk soruna geri dönüyorum. Abdülham Albayrak kendini futbolcular nezdinde takımı biraz şey yapmak için e, havayı dağıtmak için falan gayet gösteriyor. Mustafa Cengiz'e de ayrıştırıyor kendini ama bunda ne kadar başarılı olduğu konusunda da ciddi tereddütlerim var. E şimdi bu fotoğraf karesi de Galatasaray'ın idman raporunda da yer almamış. Mesela bu da bir gösterge olarak sunuluyor. İdman Fatih Terim'in e, alanı oralar. Fatih Terim'in alanın olduğu yerde o iletişimi Fatih Terim yaptırtmayacak. Yani bu lafları siz ettiniz. Fatih Terim'i daha maşa çıkmadan 2-0 geriye düşürdünüz. Rakip kim olursa olsun fark etmez. E, Fatih Terim bunu düzeltmek için uğraşırken ve sonunda da kendi kellesi varken işin ucunda başarılı oldu, başarısız oldu Fatih Terim noktasında bir şey varken hesaplaşma varken sahada e, arka tarafta siz bu bu ortamı yarattınız size ne oyuncularıyla meze olur, ne kendisi meze verir e, malzeme verir e, ve kulübün içindeki bu işleyiş iletişim futbol şubesinin takımı iletişimi falan da Fatih Terim onay olmadan da ne bir kare paylaşabilirler web sitesinde. Ne bir beyanat alabilirler bir oyuncudan ya da birinden bununla ilgili. Tamam mı? Dolayısıyla Fatih e, oraları o alanlar, onun alanları oralarda hiçbir şekilde ne Abdurrahim Albayrak malzeme verir ne başkasına. Ee, ben Abdurrahim Albayrak'ın bu tarz konularda çok fazla tribünlere oynadığını düşünüyorum. Onu da dile getireyim. Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz yönetiminin, Barış abinin dediği gibi ikinci adamı. Şimdi Mustafa Cengiz bir hata yaptığı zaman eğer hata yaptığını düşünüyorsa Abdurrahim Albayrak düzeltmek için harekete geçebilir. E, bu son derece doğaldır. E, Florya'ya da gider. E, oyuncularla da konuşur. Başkan öyle demek istemedi. İşte biraz sinirliydi. E, yanlış anlaşıldı. E, şöyle oldu. O da çok üzgün gibi. Hani arayı yumuşatabilir. E, bu bence son derece doğal. Ama e, Abdurrahim Albayrak e, bunları yapmış olsa dahi şu fotoğrafı çektirdiği anda e, bence biraz işi yine popülizme doğru götürüyor. Ben hep oraya takılıyorum. Falcao transferinde de böyleydi Abdurrahim Albayrak. Yani Abdurrahim Albayrak evet tabii ki Galatasaray için önemli bir figür. Ama ne yazık ki tribünlere oynamayı da çok seviyor. Ee, tekrar söylüyorum Abdurrahim Albayrak Mustafa Cengiz rakip değiller. Şu an aynı saftalar. Aynı yönetimin içindeler. Birinci ve ikinci adam. Birinci adam, hata yaptığı anda ikinci adam düzeltmek için bir çaba gösterebilir... Ama çabasını böyle takımla beraber fotoğraf çektirip basına servis ediyorsa o zaman bence takımdan daha çok kendini düşünüyor demektir. Peki bu süreçte ne yapmalı? Şimdi geçtiğimiz dönemde çok önce Adnan Polat döneminde de hatırladığım kadarıyla Mehmet Elvacı ikinci başkanken Adnan Polat'la fikir ayrılığına düşüyor. Ve üç yöneticiyle birlikte onlar ayrışıyorlardı. Hı hı. O dönem böyle bir ikilik vardı. Yani beğenmiyorsan yönetimini, Mustafa Cengiz'in söylemlerini ki hatırla hani basit toplantılığında birbirlerini susturmaya çalışıyorlardı. Sen konuşma Hı -hı, daha fazla doğru, vesaire doğru. gibi. Belli orada da bir aslında rahatsızlık var ama bu güne kadar da bir şekilde getirmişler. Yani bundan sonra <laughs> e, ne yapabilir? Çünkü artık Mustafa Cengiz her hafta konuşuyor, her hafta konuşuyor ve e, kulübe her, de zarar veriyor. Yapabilir. o Az önce dediğim gibi Florya'ya gidip oyuncuları etmeye çalışabilir. Bakın ben öyle düşünmüyorum. Başkan zaten aday olmayacak. Yani bir sürü Galatasaray lehine yapabileceği olumlu şey var. Ama ben hep o fotoğraf karesine Yok, takılıyorum. Ben de çok Bunları yaptıktan sonra ben de eğer sen fotoğrafı çektirirsen e, asıl niyetinin önüne geçiyor işte o fotoğraf. Benim demek istediğim o. Yani şu, şunu da yapabilir. Tamamen pasifize de olabilir. Hiç fikirlerine katılmıyorsa. Artık tamam ben karışmıyorum. Zaten bir iki aylık bir dönem kaldı seçime. Elimi ayağımı çekiyorum. Bu bir yoldur. Bu bir tercihtir. Mesela Buran Karaçam bir dönem öyle evet. yapmıştı Fenerbahçe. Evet. E, bu da bir tercihtir. Abdurrahim haber yani topa girme isteği de bir tercihtir. Ancak işte falka transferinde olduğu gibi. Hani şimdi falka transferinde sızdırılan bir resim Galatasaray'a pahalıya patlamadı mı? Peki resimde kim vardı? Nasıldı durum? Bunları düşünüyorum ben. E Abdurrahim Ağabey ne yazık ki bu durumlarda bu iletişim konusunda ...çok fazla taraftara, çok fazla tribünlere oynuyor. Onun da doğru olmadığını düşünüyorum büyük resimde. Şimdi bir de bugün Milliyet Gazetesi'nde öyle bir haber var ki... Ve bu fark edildiği için de zaten karşılığı o kadar yok. Yani bugün şöyle bir baktığın zaman Galatasaray'daki kongre tandansına daha erken olmakla beraber... ...yani prematüre yorumlar bunlar ama az önce söylediğim gibi Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas isimleri ön plana çıkıyor. Ama Abdülhamal Bayrak demiyor kimse senin söylediğin sebepleri insanlar görüyorlar ve bu bir mesafe koymadan sebep oluyor. Hep öyleydi Abdurrahman Bayrağ'ın kongre içinde öyle çok fazla gücü yok. Taraftar nezdinde her zaman gücü olan bir isimdi. Taraftar çok seviyor onu. Ama bir şey söyleyeceğim taraftar çok seviyor onu deyince şimdi mesela bugüne kadar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kongreleri için değerlendirmeler defalarca yaptık. Defalarca kongre gördük. Defalarca seçim gördük. Üç kulübü de izleyenler Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan şu konuda ayrıldığını bilirler. Taraftar ve kongre bunların birbirini temsil etme e, ve aynı eğilimde olma e, şeyleri, e, oranları e, daha yakındır Beşiktaş ve Fenerbahçe'de birbirine. Galatasaray'da ise ayrışır. Taraftarın kongrede temsil edilme oranı oldukça düşüktür. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a nazaran e, ee, bu, bu, geçmişten beri böyle gelmiştir. Fakat son zamanlarda Galatasaray'da da taraftarın daha fazla temsil edildiği bir kongre tandansı, bir eğilimi, bir e, yaklaşımı görülmeye başlandı. Dolayısıyla aslında Abdurrahim Albayrak sokağın sevgilisiyken kongrede itibar görmüyorsa eğer bu bu giderek Abdurrahim Albayrak'ın lehine devam eden bir trend var Galatasaray'da da. Eğer öyleyse sokak Abdurrahim Albayrak diyorsa çünkü sokağı temsil etmeye daha yaklaştı Galatasaray Kongresi. Fenerbahçe Beşiktaş evvelden beri e, öyleydi. Ama Galatasaray da Fenerbahçeleşmeye Beşiktaşlaşmaya başlamıştı. Dediğiniz kadar olduğunu düşünmüyorum. O kadar elbette var ama e, bir, hayır ben. Sonuçta şey küçükte alım şeyi değişmedi. Biliyorum ama eğilim eğilimi kongre mesela genç üyelerin varlığı işte mesela Galatasaray'ın kongresinde e, biliyorsunuz. Fenerbahçeden ve Beşiktaş'tan yine farklı olarak sandık numaraları şeye göre belirlenir. Galatasaray'da CC numarası yani kim, önce, kim üye olduysa önce üye olduysa hiç... en eski üyeden en yeni üyeye doğru gider. Evet. Fenerbahçe ile Beşiktaş'taysa soyadına göre gider. Dolayısıyla birinci sandıkla atıyorum 30. sandık arasında. ...hiçbir fark yoktur. Bir homojen dağılım vardır Fenerbahçe Beşiktaş'ta. Çünkü soyadı soyadına göre... ...A'dan E'ye kadar soyadı, E'den G'ye kadar soyadı... ...gibi düşünürseniz... ...bu en yeni üye ile en eski üyeyi... ...aynı sandığa koyabilir soyadı E ile başlıyor diye. E ve E, E, S... ...işte E, E, B'den E, S'ye kadar atıyorum. Tamam mı? Gidiyor diye. Şimdi ama Galatasaray'da bu farklıdır. Ve dolayısıyla da kongrenin tandansı... ...eski üyeler, yeni üyeler... ...yaşlı üyeler, genç üyeler noktasında... ...çok net olarak e, seçim sandıkları gösterir. Fenerbahçe Beşiktaş'ı hiçbir zaman göstermez. Çünkü karışıktır sandıklar soyadlarından dolayı. E, bu bakımdan Galatasaray'da da son zamanlarda biliyorsunuz... ...sandık sayılı numaraları yeniye doğru gittikçe... E, ...derin Galatasaray dediğimiz, derin Galatasaray'ın adayı dediğimiz... ...kişilerin geriye düştüğünü, seçime önde başladığını... ...ilk sandıklarda, son sandıklara doğru geriye düşüp... ...ve hatta hezimete uğrayarak kaybettiklerini de gördük... Mustafa Cengiz'in başkanlığı, ondan önceki... Ondan hep bunları görmeye başladık son zamanlarda. Bunlar pek görülmezdi. Tabii ki söylediğin doğru. Bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş hala değildir Galatasaray. Ee, ama genç üyelerle birlikte artık sokağı temsil noktasında. Yani her ne kadar tüzük değişmemiş, üye alımı konusunda Galatasaray çok daha ketum davranıyor olsa da, Fenerbahçe, Beşiktaş daha halka açık davranıyor olsa da, Galatasaray daha kapalı dışarıya bir üye kaydı bir balotaj sistemi olmuş olsa da gelen üyeler, yeni gelen üyeler o e, prosedür içerisinde dahi olsa artık daha fazla sokağı temsil etme noktasında eğilim gösteriyorlar. Tribünü temsil etme noktasında eğilim gösteriyorlar. Tabii ki Fenerbahçe 5 kadar olmadı. Zaten şunu demek istiyorum. Abdülhamim Albayrak'ın şu anda olacak bir seçimde zaten bir Fenerbahçe bir Beşiktaş gibi olsa da Abdülhamit kazanacağı şüpheli. O da ayrı bir konu yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sokak Abdülhamit al bayrak diye ölüp bitmiyor. Tribün Abdülhamit al bayrak diye ölüp bitmiyor. Bunu da böyle görmek lazım. Ee, bu Ali'nin söylediği tribünleri oynama meselesini satın alan bir kesim var. Bir de satın almayan bir kesim de var sokakta tribünde. Öyle hani e, kongrede kongre bir şey olsa da tribün sokakta yapılsa, tribünde yapılsa kesin Abdülhamit uzak ara alacak diye bir durum da yok zaten. Ama her şekilde Abdurrahman Bayram güçlü yer, güçlü olduğu yer kongrenin içi değil dışı olduğuna göre ve eğilim de son zamanda bu yönde Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a biraz daha benzemeye başlamasına rağmen Galatasaray'ın orada Abdurrahman Bayram şeyinin parladığını görmüyoruz. Orada en azından çıkış görmemiz lazım. İddialı duruma gelmesi lazım. Mesela şunu diyebilmemiz lazım. Bugün Galatasaray'da bir seçim olsa Eşref Hamamcıoğlu, Burak Hırmaz, Abdülhamit Albayrak. Üçünün yarıştığını kabul edelim. Diğerleri konsolde oldu bir şekilde diyelim diğer adaylar. Ki hani öyle olacak diye de bir şey yok. Ben biraz afaki konuşuyorum. Kimse alınmasın. Daha çok da zaman var. Daha da çok sular akar. Onun için şey diyorum demiyorum yani kesin şeyler vermiyorum. Böyle bir durumda Abdülhamit Albayrak'ın iddialı bir isim olması gerekiyor. Eğer eğilim oraya doğru döndüyse ama öyle görmüyoruz yani. Genç üyelerde de böyle bir tanda eğilim yok yani. Genç üyelerde mesela Burak elmasa daha büyük teveccüh var. Abdülhamit Albayrak'tansa. Tabii ekip işi de bu aynı zamanda. Ee, ama şu anda hani bu e, reklam reklam yapma konusunda Abdülhamit Albayrak'ın sürekli işte bu fotoğraflar ve fotoğraf vermeyi sevmesi, e, bu yaklaşımı falan bunlar dışında baktığın zaman bir kere bu yönetimin devamı olarak e, ne kadar. E, bu lehine olur. Yani Mustafa Cengiz'in ikinci adamı olmak ne kadar lehine olur. işte ondan biraz kurtulmaya çalışıyor. Ne kadar aleyhine olur. Bunun bunun muhasebesini yapıyor muhakkak ama e, açık konuşmak gerekirse e, Abdurrahman Albayrak e, Abdülhamit Albayrak'ın bu çabalarının ben çok da fazla karşılığı olduğunu genç üyeler nezdinde de çok fazla karşı olduğunu sanmıyorum. Tabi daha zaman var. Listeler de önemli. E, başkan adayı olarak çıktıklarında yanlarına kimleri alıyorlar? Şimdi bir bankalar konsorsiyumda yapılmış bir anlaşma var. Bu anlaşma çerçevesinde bu anlaşmaya bağlılık almak kaydıyla en iddialı takımı kim kurabilir? Galatasaray'ı e, ekonomik anlamda mesela Mustafa Cengiz yönetiminin birçok şeyi var eleştirecek yani tonla eleştirecek şey var ama e, finansal konularda Galatasaray'ı hani gemiyi yüzdürme konusu var ya Ali Koç'un gemiyi aldık yüzdürdük diyor. E, Mustafa Cengiz için de aynı şeyler geçerli. O da gemiyi yüzdürme konusunda çok iradeli davrandı baya bir yol kat etti Galatasaray Mustafa Cengiz yönetiminde finansal anlamda şimdi bu da var ama gelecek olan yönetimin de bu yaklaşımı kaybetmeden bankalar anlaşmasını kaybetmeden ne kadar iddialı bir takım kurabileceğini de Galatasaray taraftarı ve kongresi bekliyor. ha Burada da Abdülhamad Bayrak'ın ekibi mi yoksa Eşref Amcaoğlu'nun ekibi mi Aslı, ekibi mi daha fazla kaynak yaratır proje yaratır ...alt e, altyapısıyla üst yapısıyla Galatasaray iddialı pozisyonlar. Çünkü anladığım kadarıyla hangi başkan olursa olsun hepsi Fatih Terim'le çalışacağız diyor. Fatih Fatih'im eee Eşref Amamcıoğlu böyle bir ifade kullanmadı. Bakacağız, değerlendireceğiz dedi. Hani diğer Metin Öztürk gibi, Burak Elmas gibi olmadığını okudum röportajlarından anladım benim o. O biraz sıyrılıyor sanki. E, yani o şimdi tabii Eşref oldu tam manasıyla Derin Galatasaray. E, o zaten baktığınızda e, çok fazla aday olduğunda Eşref Amcaoğlu'nun şansı herhalde artacaktır. Ben ee, genel olarak favori olduğunu düşünüyorum şu an mevcut dört aday arasında. Siz Burak Enas'la yarışır ne dediniz ama ben Eşref Amcaoğlu çok rahat alır bu dört isim Şimdi, katılırsa. Şimdi şunu demek istiyorum. Daha çok zaman var. Ben böyle bir favori isim vermedim. E, ama Eşref Amcaoğlu çok adaylı bir kongrede öne çıkar diyorum ben. Aday sayısı üç, dört olursa, 5 falan olursa ki mutlaka konsol olup ee, ...üç adaya ya da dört adaya inecektir. Ee, üç veya dört adaylı bir seçimde... ...Eşref Amcaoğlu daha blok oyu olduğu için... ...derin Galatasaray'ın oyu oraya gideceği için... ...öbürleri kendi içinde bölüneceklerdir. Mesela Abdurrahim Albayrak falan için işin içine girdiği zaman... ...bölecektir birbirlerinin oylarını diğerleri. Eşref Amcaoğlu orada bir blok şeyle seçimi kazanmaya daha yakın olur. Ama aday sayısı ikiye inerse... E, ...veya üç adaylı bir kongrede de duruma göre... ...o eğer öyle öyle bölmeyeceklerse... ...Eşref Amcaoğlu'nun karşısında ciddi bir aday mutlaka çıkacak... ...ama iki adaylı bir kongrede de... ...işi çok zor Eşref Amcaoğlu'nun... ...onu da söyleyeyim ben, ama... ...tabii bunları şey yapmak lazım yani... ...dediğim gibi listeleri görmek lazım... E, ...seçim zamanı yaklaştığındaki konuşmaları görmek lazım... ...oradaki kongrenin... ...ve taraftarın... E, ...tepkisini olumlu olumsuz görmek lazım... Birbirine etkiliyor çünkü bu söylemler... ...sosyal medya etkiliyor... E, ...insanların kararlarını etkiliyor... Tabii daha zaman var dediğim gibi erkemleri konuşmaya. Ama ben şunu söyleyeyim yani Abdülhamit Albayrak'ın şu görüntüde, Ali'nin yaptığı yoruma katılıyorum. Çok prim yaptığını, çok puan topladığını söyleyemem. Devam ediyoruz sabah sporuna. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde Nevzat Dindar imzalı bir haber var. Bugünün herhalde en çok konuşulacak haberi olacak diye düşünüyorum. Çünkü başlığı ayrı bir olay, içeriği ayrı bir olay. Ee, şöyle özetleyeyim. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz asıllı Hollandalı futbolcu Donk üzerinden tüm takıma mesaj gönderdi. Oyuncuların performanslarını başka yerlerde harcandığını dile getirdi diyor. Başlık Donk'un seks partilerinden bıktık. Ee, genel kurul üyesi 20 kişilik bir grupla bir araya gelen Başkan Cengiz kulüpte yaşananları özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken birbirinden ilginç bilgiler verdi. Şikayetlerini dile getirdi. Deniyor. E, ifadeleri şu. Mustafa Cengiz'in ifadelerini okuyacağım şimdi. Donkun seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler. E, Galatasaray'ın antrenmanlarından iyi çalışamadığına göndermede bulunan Başkan Cengiz'in bir sonraki hedefi Fatih Terim olmuş. Bir sonraki hedefi değil ki. Daha okurken sen herhalde Fatih Terim. Ya yani şu sen hani bir sonraki hedefi dedin ya hı hı. daha evvel söylediğin her şey yine Fatih Terim hedefi. Ama aynı yani, oyuncuların parti yapmasını şimdi bak, Fatih Terimle oyuncular, oyuncular parti yapıyor akşam sabah antrenman doğru düz çalışmıyorlar İşleri güçleri eğlence seks partisi falan diyorsun bir de bunları konuşuyorsun ne kadar sahipsizmiş bu takım ya bu takımın bir otoritesi bir patronu bir biz kime emanet etmişiz bu takımı burası ahıra dönmüş noktasındaki analizler bunlar kime gidiyor bu laflar? Yani sen şimdi bunu dinlediğin zaman bu lafların tamamı Fatih Terim'e. Bu takım başı boş. Başında duran yok. Eğlenceler, bilmem neler, partiler, idmanda doğru düz idman yapan yok. Biz bırakmışız. Salmışız çayıra, Mevlam kayıra. E Fatih Terim, Hani bir teknik direktör bir kere. Takımın bir teknik patronu var. Oyunculara kaçta yatacağını, kaçta kalkacağını, kaçta antrenman koyduğunu, antrenman performansıyla alakalı Çalışmıyorlarsa onları uyaran siz nedir bu haliniz eğer dediği doğruysa mesela, Nedir sizin bu haliniz Siz uyumadınız mı gece Parti mi yaptınız Ne yaptınız Top antrenmanda bunları görmeyecek mi söylemeyecek mi yani Bir de Fatih Terim gibi bir figürden bahsediyoruz Başka bir teknik direktör olsa teknik direktörü sorguluyorsun diyelim Fatih Terim bu konularda en kendine güvenen otorite olmasıyla oyunculara sözünü geçirmesiyle onların e, bütün hayatını kontrol etmesiyle e, Son derece dominant bir figür olmasıyla bir kere Fatih olduğu yerde disiplinsizliğin olduğunu öyle partiymiş, başka türlü işlermiş, e, yok antrenmanlarda çalışmamakmış. Şimdi sen bunları Fatih Terim'in olduğu yerde söyleyince Fatih küfür ediyorsun sen. Eleştiri de değil bu, küfür etmek Fatih Terim. Fatih bütün dayandığı değerleri yıkıyorsun sen burada. Bu, bu konuşmayı dinleyen 20 kongresiyle mi konuşmuş bu yemek sohbeti? E, bunları düşün, dinleyen adam der ki ya biz de Fatih Terim bir otorite disiplin disiplin diye bir şey zannediyorduk. Şu hale bak der inansa o dediklerine. Ya Mustafa Cengiz'in bir an önce susması lazım. E, ee, Galatasaray'ın tabii şampiyonluktaki iddiasına da takımın performansına da e, Fatih Terim'e de Fatih Terim'in algısına da yönetimin algısına da kendisinden sonra bu yönetim içinden çıkacak Abdurrahman Albarak gibi bir başkan adayının şansına da Herkese ihanet ediyor Mustafa Cengiz bu söylemleriyle. Çok zarar veriyor Galatasaray. Bir Galatasaray başkanı gibi konuşmuyor yani. Başka Galatasaray'da bilmiyorum ben Galatasaray'da muhalif bir başkan adayı desem hani o bile bu kadar konuşmaz. Dikkat eder konuşurken. Yani Fatih Terim'i de şimdi açıktan eleştirmeyin. Fatih Terim'in çok ciddi kulübün içinde ve dışında gücü var. Kongrede etkisi var diye düşünür yani başkan, muhalif bir aday. Galatasaray çok kötü yönetiliyor Galatasaray. Biz gelip bu işleri düzelteceğiz. Takım başı boş çalışmıyor. Gece parti yapıyorlar. Maçlardaki hali ortada. Ee, başı boş bu takım falan derken bile bir muhalif aday bir düşünür konuşurken. Fatih de düşünür. Mustafa Cengiz tamam belli başkan olmayacağı anlaşılıyor artık ama kendisinden sonra da Galatasaray devam edecek. Yani neyi hedefliyor bunları konuşurken? Yani hangi amaca hizmet ettiğini düşünüyor Mustafa Cengiz bu lafları ederken? Anlamakta ben güçlük çekiyorum açıkçası. Fatih Terim'le ilgili şu iması olmuş. Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a diyerek de takımın tam çalışamamasındaki sebebin Terim olduğunu ortaya koydu ifadesini kullanmış burada haberde Nevzat Dindar. Zaten bu hani bazen idman fotoğraflarında Fatih Terim'i görmüyoruz. Ben bazen takılıyorum neden Fatih Terim yok diye. Bu olduğu anlaşılıyor zaten. Hani Bodrum'a gittiği, ABD'ye gidiyor muydu bilmiyorum ama zaman zaman Bodrum'a gittiği maçlardan sonra biliniyor Fatih Terim'in. O yüzden idmanlarda da gözükmüyor. E, bu da bir eleştiri olarak yansımış Mustafa Cengiz tarafından. Onun haricinde e, mesela deplasmandaki e, özel uçuşlarda kulübe verilen ücretsiz hakların tamamının Flora tarafından kullanıldığını ifade etmiş Mustafa Cengiz. Bundan dert yapmış e, böyle bir madde yani var. Ya kendi futbol takı şubesine savaş açmış Fatih şey Mustafa Cengiz. Bu arada e, yani bakın bahsettiğimiz makam tekrar söylüyorum. Muhalif bir başkan adayı pozisyonu değil. İcra'nın başında, kulübün başında. Siz Belanda'yı gönderdiniz. Nasıl gönderdiniz Belanda'yı? Beş dakikada gönderdiniz. Biz böyle bir kalktık bir sabah Belanda yok. Ne oldu? Hayırdır dedik ya. Belanda'yı göndermişler. Niye? İşte öyle. Tek taraflı fesi. Tek taraflı fesi hemde. Vay canına falan. Bunu yapacak gücün, kudretin, kuvvetin var. Sen Galatasaray başkanısın yani. Şimdi bu takımda bu kadar disiplinsizlik var bütün kaynağı tüketen, parayı harcayan, bedava maç bile uçak biletiymiş, oymuş, buymuş, bütün şeyi, bütçeyi tüketen futbol şubesi. Bodrum'a gidiyor teknik direktör kafasına göre takım çalışıyor antrenman yapıyor kendi kendine Amerika'ya gidiyor başka nereye gidiyor bilmiyorum ama takım başında durmuyor. E takımın başında hoca doğru düz durmayınca takım zaten gece partilemekten gündüzde antrenman yapmaya zaten maça çıkınca da artık şerefleri haysiyetleri sorgulanacak kadar böyle bir durum Çizdik değil mi başkan olarak biz böyle bir resim çizdik demezler mi? Ya siz nasıl başkanlık yapıyorsunuz peki siz burada gelip 20 kongre üyesine bunu şikayet ediyorsunuz da siz şikayet edecek merci misiniz? Sorun çözecek merci misiniz? Koskoca Galatasaray'ın sezonu heba olurken paraları giderken şampiyonluk iddiası ve onun karşısındaki sportif ve ekonomik hedefler heba olurken Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle biz bu şekilde mi yarışıyoruz ve siz başkan olarak yapabildiğiniz yegane şey gelip bize bunları dert yanmak mı? Şikayet etmek mi? O zaman alın görevden teknik direktörü. Ha teknik direktörü de görevden almaya gücünüz yetmiyor. Çünkü takımın başında durmayan bir hocayı göndermeniz lazım sizin. Eğer takım parti yapıyorsa, antrenman yapmıyorsa, gezmek, eğlenmek falan filan böyle orada kullanılan ifadeler çok çirkin ifadeler. Zaten onun bir gerisinde bir, bir zaten bir haysiyet şeref meselesi var. Akıllara zarar yani. Sen kendi futbolcularını e, haysiyetsizlikle suçlar mısın? Olacak şey mi bu yani? kendine düzen versinler yakışmıyor Galatasaray'a. Yedikleri formaya yakışmıyor. Kendine yakışmıyor, kariyerlerine yakışmıyor demek var. Bir de biraz haysiyetli, şerefli olsunlar demek var yani. Buna anormal şeyler yani. Anormal kelime seçimleri var. Şimdi bir de gidiyor bunları anlatıyor. ama bir kişi çıkıp demiyor mu mesela "Başkanım siz ne yapıyorsunuz? Ha, bu tespitleriniz dünden bugüne mi yani? Bu tespitlerin sizin belli ki 3 aylık, 5 aylık, bir senelik tespitler. Peki siz bu zaman zarfında bu tespitleri yaparken siz ne iş yapıyorsunuz orada? Biz sizi niye seçtik kongre olarak?" Galatasaray konuyu yönetin diye seçtik. Teknik direktöründe üzerindesiniz, futbol hocanın üzerindesiniz, futbol şubesinin üzerindesiniz. Bütün e, paranın, parayı yöneten, karar veren çatı yönetimin başındasınız. Galatasaray'ın başkanısınız siz yani. Siz nasıl müsaade ettiniz böyle bir çiftliğe dönmesi yani. Burası çiftliğe dönmüş. Parasal boyutuyla da, sosyal boyutuyla da, sportif boyutuyla da burası çiftliğe dönmüş. Başkan siz bunları bize anlatıyorsunuz. Sizin hiç sorumluluğunuz yok mu? Demez mi biri? Ben onu anlamıyorum mesela. Yani bana, bana başkan gelecek bunları söyleyecek. İlk söyleyeceğim laf siz ne iş yapıyorsunuz olur. Madem e, hoca takım başında durmuyor gönderin hocayı o zaman. Uyardınız mı hocayı? Hoca sen neredesin ya yine yoksun. Bodrum'a gitmişsin. Diyor musunuz pe, Fatih mi? Diyebiliyor musunuz? Bunları yapamayıp yapamayıp gidip orada 20 kişiye sor. Ondan sonra o da bir gazeteciye söylüyor. O da ondan sonra bunları manşet atıyor. Ondan sonra bu hafta Galatasaray maça çıkacak öyle mi? Şampiyon olacak öyle mi Galatasaray? Beşiktaş'ın önüne geçecek. Fener'in önüne geçecek. Nasıl işler bunlar ben anlamıyorum aklı vermiyor yani. Mustafa Cengiz'e akıl ermiyor yani. Konuştuğuna, içeriğine, seçtiği kelimelere hayret ediyorum yani. İsredir öyle Mustafa Cengiz. Yani aslında Bilmiyorum, geldiğinden bir şey beri mi atlıyorum. Yok, Denmez yani mi bu? %100 ben tam ne düşünüyorsam Barış abi söyledi. Hani Mustafa Cengiz bunu 20 kişilik bir gruba söylüyor ama bunun çıkacağı belli. Bu çıkacak yani Mustafa Cengiz zaten aslında dile getirilsin diye, yazılsın diye söylüyor onları. Çok kapalı bir grupta söylemiyor. Amaç ne? Biraz Fatih Terim'e vurmak. itibarını biraz zedelemek, değil mi? Ama şimdi bunlar konuşulduğu anda aynen Barış Hami söyledikleri gibi yani herkes altına imzasını atar. Az önce Barış Hami söylediklerine siz Galatasaray başkanısınız. Eğer bu kadar şikayet ediyorsanız gereğini yapmanız gerekir. Hayır, bir, de bir şikayetleriniz, şey gerek yok. Bir de Alicim, şikayetleriniz yenir yutulur şikayetler. Yani. Hani öyle şikayetler ediyorsunuz ki e, o şikayetleri ediyorsanız inanarak söylüyorsunuz belli ki. Tamam mı? Bunları söylüyorsanız ee, o söylediklerinizi hani bunlar böyle ama biz de ne yapalım kafamızı çevirdik diyebileceğiniz şeyler yani, değil. Federasyonda var kararlarına şikayet etmek gibi bir şey değil bu. Değil. Hani onu beğenmiyorsun ama değiştiremiyorsun ama bu senin kulübün yani. Hani. Veya hayır veya şu mesela bak şöyle şeyler olur. Şimdi ben size ne olacağını da söyleyeyim bundan sonra o zaman. Şimdi bu konuşmalar nasıl oldu? Galatasaray Başkanı kendine yakın bulduğu bir e, kongre üyesi grubuyla bir sohbet toplantısı yaptı nasıl pandemi şartlarında oturdular, konuştular bilmiyorum ama şeydir, e, internet üzerinden yapmış olabilir. Belki olabilir ama sonuçta böyle bir şey yapıldı. Basına kapalı bir konuşma bu. Şimdi ne oldu? İçeriden bir Türk deri... Telekom'da olmuş orada var. Nerede Or olmuş? 12 Nisan'da Türk Telekom'da olmuş. Ha, 12 Nisan'da maç stat, var mıydı? Stad'da oldu o zaman. Yok. Sohbet. Geçen günde değil mi 12 Ya bir gün ayaküstü saat. sohbet falan da böyle bir araya olabilir. Yani. Evet, çünkü Türk Telekom demiş. Evet, Çünkü çünkü şey Mustafa Cengiz çünkü e, Kongreleriyle, bünlerle böyle 15 erli, 20 erdi toplantılar falan yapmıyor. Dolayısıyla bu e, spontane gelişmiş e, bir araya gelip oturup sohbet edilmiş ve Mustafa Cengiz'in de dert yandığı, konuştuğu bir sohbet olmuş olabilir. Anlık gelişmiş olabilir. İçeriden birileri de her zaman öyle olur, her zaman öyle olur. Bir gazeteciye falan filan içeride konuşanları söyler. O içeride mutlaka onun görüştüğü 10-15 kişiyle yani onlardan biri ikisi mutlaka gazetecilerle de teması vardır. E, açmıştır. Ne oldu ya bu buluşmuşsunuz görüşünce böyle dedi şöyle dedi falan diye söyleyince o da döşer yazar. Sonra bunlar %98 ihtimalle sonra yalanlanır. Konuşmalar çarpıtılmıştır. Böyle konuşmalar yapılmamıştır. Bahsedilen sohbet işte bir dost sohbetidir. E, ve o dost sohbetinde bazı şeyler konuşulmuştur ama bu seviyede asla söylenmemiştir söylenenler dışarıya taşınanlar gazeteciye işte gazetecinin açıklamaları yalanların kulüp tarafından falan genelde olanı söylüyorum bugün böyle olur mu bilmiyorum Atilla Gökçel ile olan konuda Mustafa Cengiz'in aynen böyle oldu. Evet aynen Yalan böyle olur. oldu bunun defalarca Türk futbol tarihinde örneği vardır Peşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de Fikret Orman zamanında azıcık zamanında defalarca bunun örneği yaşanmıştır e, bunlar konuşulur gerçekten konuşulur dışarıya da sızar sızınca dışarıya bu böyle olmamıştır çarpıtılmıştır yalandır iftiradır rüyandır bilmem ne diye söylerler ve kapatırlar konuyu Bugün de muhtemelen bu böyle bir şey olacaktır. Mustafa Cengiz ben böyle bir şey söylemedim e, diye söyleyecektir. Fakat bunların tabi sızması mübalağa boyutunu da içine katsanız mübalağasını da e, iskontolasanız yenidir yutulur laflar değil. Yani öyle bir şey söylersiniz ki böyle oldu. Fatih Hoca da böyle yaptı. Şimdi biz arkadaş sohbeti yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Başkanım ben Galatasaray Başkanım. Fatih Hoca da döndü. Ben de ne yapayım kardeşim yani bir şey demedim. Fatih Hoca'yla e kötü mü olalım? Takım şampiyonlar gidiyor. Ondan sonra Fatih Terim bir dostluğumuz var, şeyimiz var. Yani Biz de demedik hadi orada da sustuk. E sustuk da fe, hata ettik? Hata etmişiz. Bak böyle oldu falan filan diye dert yansanız. Hani karşınızda sizi dinleyen de der ki işte başkan da ya ne yapsın işte iki arada bir derede kalmış. Yani Hem Fatih Terim'in yaptığı iş değil. Hem de e, öyle bir şey ki bu işte susmuş, yutkunmuş, dilini ısırmış. Niye? işte hani o anda sayın başarısı için falan filan diyebileceğiz şeyler değil bunlar. Öyle bir şey söylüyor. Takımın başında durmuyor. Bir Amerika'da, bir Bodrum'da böyle bir laf ediyorsun. Şimdi bu uydurulacak bir laf değil. Ya yani bu uydurulabilecek bir şey değil bu. Donkun partileri uydurulacak bir şey değil bu. Bu hani hiçbir şey bir şey dememişken biri atıp da böyle dedi diye demez. Gazeteci tamam mı? Gazeteci oturup bunu masa başında kafasından uydurup yazamaz. Somut şeyler var burada çünkü. Somut isimler var. Somut adresler var. Bodrum, Amerika, Dong, Seks Partisi falan. Bunlar böyle şeyler var. Bunlar uydurulacak şeyler değil. Ha siz yalanlarsınız ayrı ama Nevzat Dindar yazmış kardeşim. Ben de kaynağımı söylemek zorunda değilim. Aldım onu diyor. Bu Nevzat Dindar oturup bunu uydurmaz. Geçmişte de bunun çok örneği vardır. Hepsi de doğruydu biliyor musun? Mesela daha önce benzer şeyler başka kulüplerde de yaşandı ve o yaşananlar da yalanlandı. Fakat arka tarafta Doğruydu. Çok doğruydu hem de. Hem de çok doğruydu. Bu kadar da değildir derken o kadar O kadardı yani. O kadar da değildir diye okusam bile o kadar çıktı. Çoğu. Şimdi bunlar da böyle olabilir. Ama o zaman o zaman şunu demeniz lazım. Bu kadar rahatsızsınız. Bu kadar da vahim olaylar var. Buna sizin kafanızı çevirmeniz, biriniz ısırmanız, yutkunmanız, hani ali menfaatleri için Galatasaray'ın susmanız falan mümkün değil ki. Tam tersine. Aksiyon almanız lazım. Bugün gelmişin seçime bir buçuk ay kalmış. Ligin bitmesine 7-8 hafta kalmış. Şimdi mi dert yanıyorsunuz Fatih Terim'in ee, takımla fazla ilgilenmemesinden yahut da takımın çalışmayıp antrenman yapmayıp partiler yapıp kalsa yakışmayacak düzeyde ilişkiler içine girip ondan sonra da antrenmanda perişan vaziyette, sahanın içinde perişan vaziyette olması sustunuz sustunuz da ligin bitmesine seçime bir ay kala iki ay kala ligin bitmesine bir ay iki ay kala mı aklınıza geldi? Bunu söylemek, konuşmak, dillendirmek demezler mi bir insana? Ama şimdi örtüşüyor birbirle de bir yandan. Bir yandan böyle düşünüyor bir yandan da dönüyor diyor ki biraz haysiyetli şerefli olsunlar diyor. Şimdi bu, onu, onu diyen adam bunu da der. Evet. Altını dolduruyor bir yandan da. Puzzle'ı birleştiriyor. Mustafa Cengiz kendi içinde son derece tutarlı. Tutarlı ama tutar tarafı yok bu lafları etmesini. Bir de neredesiniz bugüne kadar? Başkansınız kardeşim siz. Başkansınız yani. Siz siz burada bu işlere nasıl müsaade ettiniz? Senin söylediğin gibi bu vardan şikayet etmeye benzemez. Hakemden şikayet etmeye benzemez. Hani biz de şikayet elimizden geleni yapıyoruz. Mücadele de ediyoruz ama bir yere kadar çok rahatsızız. Çok muzdaribiz. Tabii, tabii, diyeceğiniz bir konu değil bu. Ben görevimi yapmıyorum diye bağırıyor Mustafa Cengiz. Ben görevimi doğru dürüst yapmadım, yapamıyorum. Çok ya da işte şikay... senin dediğin gibi Barış gücüm yetmiyor Fatih Terim'e söz evet, geçirmeye. Evet bunu söylüyor. Ama o zaman ben teknik direktöre gücüm yetmiyor yu söyleyen bir başkan o zaman o başkanlık kolunda oturmayacak. Ya da gücü yetmiyorsa bile yetmediğini belli etmeyecek, yönetecek. Tabii. Yönetecek o ilişkiyi o zaman Fatih Terim'e. Hem işi yaptıracak hem ilişki... Ama eğer kabul edemeyeceğin kadar ters giden bir durum var ve sen bunu değiştiremiyorsun. O zaman diyeceksin ki çıkacaksın söyleyeceksin de. Fatih Terim burada şeyini kurmuş. Krallığını kurmuş. Ben Galatasaray başkanıyım. Beni takmıyor. İşini de doğru dürüst yapmıyor. Ve ben yaptıramıyorum maaşlı çalışanıma. Bak ne dedi Önal Eleman dedi. Bir racon kesti. Ha, sonra başkanlığı bıraktı. Fatih Terim devam etti. Ama sonuçta o o onu da göze aldı. Ben dedi başkansan başkan gibi konuşurum. gideceksen de başkan gibi giderim dedi Nolaysa. Peki Mustafa Cengiz? Mustafa Cengiz o zaman çıktı ki ben de hoca de böyle davranıyor ve kimseyi de takmıyor. Kendini de bizim üzerimizde görüyor biz ona maaş verdiğimiz halde. E ben bunu da değiştiremiyorum. Galatasaray'da zarar veriyor bu durum. Ve ben de bunda madem ki şey değilim iktidar sahibi değilim yani ben. Baş, o zaman ben bu, bu koltuğu işgal etmemem lazım. Bana oy verenlere Galatasaray camiasına bu e, yazık olur. Ben bunu kendime de yakıştıramam. Ben istifa ediyorum. Galatasaray camiası da bu mesajı alsın. Gerekeni yapsın. Ama ben bu işi yapamadım. Yapamadım çünkü ben. Ama yapamıyorsam da eğer bir şeyleri düzeltmem lazım ve yani düzeltecek pozisyondayken de bunu bana yaptırtmıyorsa, direniyorsa da ben bırakıyorum. Veya al görevden hocayı. Nasıl berandayı gönderdin? Malatya Terim'i de gönder o zaman. Madem Bodrum'a gidiyor Amerika'ya gidiyor. Madem futbolcular parti yapıyor. Hocanın haberi yok. Hoca kontrol edemiyor. Antrenmana çıkıyorlar. Çalışmıyorlar. Bilmem ne. Ve hoca bununla ilgili hiç. Şimdi kim sorumlu? Florya'dan kim sorumlu kardeşim? Florya'dan. Florya bitmiş. Florya çiftliğe dönmüş. Söylediğine göre Mustafa Cengiz. sorumlusu Fatih Terim orada duruyor. Bunlar olacak işler değil. Yani ben Mustafa Cengiz'i gerçekten hiç anlamıyorum. Ne konuşuyor, niye konuşuyor, nasıl konuşuyor. Burada kendi sorumluluğunu es geçerek nasıl Fatih Terim'i böyle ifadeler kullanabiliyor. Kendi futbol bu ifadeleri kullanabiliyor. Şampiyonluk yarışı devam ederken. E bununla ilgili aksiyon alamıyor olmasını ve alamamış olmasını hiçbir şekilde kendine bir eleştirin şey yapmadan bunu rahatlıkla böyle söyleyebiliyor. Ben aklım almıyor Mustafa Cengiz nasıl bir mantıklara gidiyor. 8.21 saatlerimiz dinleyicimiz var şimdi telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Ee, duyabiliyor musunuz? Kulaklıkla konuşuyorum. Ee, fena değil. Bir dakika, kapatayım Günaydınlar. Şimdi, şimdi, nasıl? Evet, güzel geliyor. Buyurun tanıyalım sizi. İyi, iyi yayınlar diliyorum. Savaş Balçık ismim. Ee, 51 yaşına geldik. Uzun yıllardır dinliyorum programınızı. Özellikle Barış Bey herhalde 14-15 sene başından beri dinlerim. Ee, Allah'ın hoş geldiniz. Sağ olun, merhaba Barış Bey. Ee, bari, barış diyesin var, çok samimiyiz ama tek yönlü bir samimiyet, enteresan bir şey. Bu tabi yıllardır dinlediğimiz için sizi, neyse. Sağ olun, sağ olun. Barış ee, Bey, valla ben biraz e, açıkçası rahatsızım. onun Rahatsız, e, ben bağlanmamın sebebi şu. Gördüğü şey olsun, e, korona değildir inşallah. Yok, korona değil. Hı. Valla rahatsızım sizden yana. Yani. E, ben ilk günden beri e, ciddi ciddi bir radyo spor dinleyicisiyim. Ve çok ciddi de e, savundum sizi hep e, Galatasaray gruplarında arkadaşlarımızın ama. içinde falan. Ama. A ama ama bu en son, en son zamanlarda maalesef e, ben sizi çok iyi de tanıdığıma inanıyorum. Hmm. E, çok da ciddi de takipçinizim. Hem sosyal medyada hmm. hem radyoda. Ama son zamanlarda biraz böyle mesela bir şey söyleyeceğim bu sabahla ilgili. Hmm. Beş kere Derin Galatasaray dediniz. Yani e, Derin Fenerbahçe hiç dediğinizi duymadım. Derin Beşiktaş dediğinizi de hiç duymadım. Ama Derin Galatasaray mı var? Böyle bir yani ne kastettiğiniz bir açıklamanızı rica edeceğim bir sizden bu sabah. <laughs> Beş derin Galatasaray diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Ee, beni açıkçası çok rahatsız etti bu. Yani hiç bugüne kadar da böyle bir şey duymamıştım sizden bir. İkincisi de şu. E, ya yani bir gazetecinin yaptığı bir haber doğru olabilir. 20 tane kişiyle beraber konuş. Doğruluğunu teyit ettiniz mi? Etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ama bu kadar hiçbir zaman bir e, başkan ve bir kulüp ile ilgili. Yani diğer rakiplerimizle ilgili. E, bir gazetecinin yaptığı bir olayı bu kadar konuşmadınız yanlıştır bakın başkanı savunmuyorum istemiyorum da saçmaladığını da düşünüyorum falan filan. onları hepsi ayrı bir yere koyuyorum ama programımız ve sizin bu, bunu söylemek için aradım biraz böyle açıkçası e, ne kızacaksınız bana e, bir yayından da alabilirsiniz çünkü daha önce yaşadık bunları sizle e, kızmayın lütfen şey e, ne, ne kızacağım buyurun. ne kızacağım ne yayından alacağım ama e, karşılıklı konuşalım istiyorum bir kere e, uzun bir zamandır dinleyicimiz olduğunuz hatta tek taraflı gibi tabi dinleyici olduğunuz için olsa da samimi bulduğunuz ve sen bunlara çok ben de bunları samimi buluyorum ve bunlar benim için işte çok da kıymetli şeyler. Teşekkür de ediyorum Teşekkür size ayrıca. Şimdi onun abi. için özellikle böyle girdiğiniz için lafa özellikle şu açıklamayı ne kadar itibar edersin miyon Bu kadar yıllık bir ilişkimiz var. Her ne kadar radyo üzerinden de olsa ama radyoculuk böyle bir şeydir. Çok samimiyet yani televizyona gazeteye benzemez radyo e, dijitale de benzemez. Bir bambaşka bir samimiyeti vardır. E, onun içinde ona da e, biraz da e, onu da adres ederek, onu da referans göstererek e, size şunu söyleyeyim. Benim e, işte bize beni savunuyorsunuz, teşekkür ediyorum falan ya Galatasaray. Ya benim hiç savunulacak falan savunmaya gerekli bir durum yok. Benim muhakkak, o, kadar, muhakkak. o kadar, o kadar, o e, kadar samimiyetle söylüyorum ve e, bilmiyorum ne kadar şey yaparsınız. Benim bazı yorumlarım rahatsız etmiş. Siz onlara da cevap vereceğim. Ama benim şu mikrofonda senelerdir 13-14 sene 15 sene neyse Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray falan bunları birbirinden inanın bana zerre kadar ayırmıyorum ya zerre kadar ayırmıyorum ya yani benim öyle işte Fenerbahçeli bu Galatasaray düşmanı falan ya yok öyle bir şey tabii ki bir ben, takım tutacağız bir takım tutmasak buralarda niye konuşalım ama bu mikrofonun başına geçtiğim günden itibaren bir de özellikle bunu da defalarca anlattım yıllar içerisinde bir de gördükten sonra yani medya tarafına geçip Kulüpleri gördükten sonra, kulüplerin içini gördükten sonra, tanıdıktan sonra taraftarını, yöneticisini, sporcusunu, hocasını bilmem ne hiçbir farkları yok birbirinden diye ben yıllarca bas bas bağırdım. Ben ne ayıracağım Galatasaray'a kötülük, düşmanlık yapacağım? İnanın bunlar yok. Ha, diyen çıkar. Fenerbahçe'nin içinde de e, hain diyen var. Beşiktaş'ın içinde Beşiktaş düşmanı diyen var. Galatasaray'ın içinde de Galatasaray düşmanı diyen var. E, benim belli dönemlerde eleştirim ne tarafa yoğunlaşırsa o taraf daha büyük ref, refleks gösterir. öbeleri sessizleşir. Bu böyledir yani hakem hatalarına benzer bu iş. Şimdi ben bir şey kere... söyleyebilir miyim araya, araya girip ee, ya girip başka bir müsaade edersiniz. şuna inanıyorum ben sizin e, iyi niyetinize falan zaten inanmasam bu kadar yıldır siz dinlemem. yani ben onu için... zaten öyle olduğunu düşünüyorum ama bir şey söyleyeceğim. Bir şeylerin çok da farkında bazı şeylerin de farkında olmadığınızı düşünüyorum. Ne gibi? Yani e, ya çünkü ister istemez sonuçta bir kadar bahçelisiniz. Ee, i̇yi de bir Fenerbahçelisiniz. Ee, ama yorumlarınız her şeyiniz objektif bakıyorsunuz. Her şeyi çok güzel yorumluyorsunuz. Ben %90 çok katılıyorum zaten söylediğiniz şeylere. Aynı kafadayız zaten. Yaş olarak da aynıyız. Aynı, aynı şeyleri de yaşamışız Türkiye'de. Ama ama. Ama ama, ama, ama ister istemez Mesela Fenerbahçeye ilgili bazı çok konuşuyorsunuz. İçinde siz daha çok biliyorsunuz. İster istemez Galatasaray ile ilgili negatif şeyleri de biraz bazen fazla düşün, düşünüyorum. Mesela bu sabah olduğu gibi. Şimdi bu sabahki bu... konu bu sabah bir kere işte program Mert yönetiyor. Mert bir manşeti açtı. Manşetle evet. biz kalktık Mustafa Cengiz'in. bu futbolcularla ilgili söyledikleriyle de birleştirerek ve Abdurrahim Albayrak'ın da hemen ertesi günü gidip verdiği kareyle de birleştirerek bir de üzerine bu haber Nevzat'ın haberi. Üçünü beraber burada tartışıyoruz özellikle ben bir Galatasaray gündemi yapayım onu Galatasaray'ı fazla yakalamışken eleştireyim hiç böyle bir şey yok biraz sonra başka bir konuya geçip onu konuşacağız muhakkak ama yani ben bununla ilgili Fenerbahçe olsun Beşiktaş olsun benzer konularda günlerce konuştum hiç eksik bırakmadım yani Galatasaray'ı bulmuşken fazla konuşayım Fenerbahçe'yi kenarından geçeyim <laughs> yanından geçeyim benim hiç böyle ben bunu sabahın köründe senelerce buraya bunun için gelmem yani benim kafamda böyle tilkiler olmaz e, laf ne kadar giderse o kadar gider Nerede kesilmesi gerekiyorsa da orada kendiliğinden laf kesilir, başka konuya geçilir. Gündem neyse, dinleyici telefonu bunu yönlendirir çoğu zaman, moderatör arkadaş yönlendirir. Ee, benim bilgim dahilinde, e, fikrim dahilinde dilimin döndüğü şekilde o bazen uzun sürer, bazen kısa sürer. Yani buralarda benim aman Galatasaray'a fazla konuşayım, Fenerbahçe'yi az eleştireyim, aman Beşiktaş'ı şöyle yapalım falan benim hiçbir zaman böyle bir e, gündemim. Ajandan falan hiçbir zaman olmadı. Tabi bunu ben söylerim. E, bu, bunu dinleyen insanın işte ne kadar samimi bulduğu onu artık siz filtreleyeceksiniz. Siz kararacaksınız. E, ki e, işte hani öyle düşünmesem zaten ben bu şikayette bulmam diyorsun. Şimdi son zamanda son zamanda meselesine gelelim yani. Çok iyiydi her şey güzeldi. Son zamanda barış değişti. Barış hiç değişmedi. Barış hep aynı. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş da barış için aynı. Daha ben bunu daha başka nasıl izledim bilmiyorum. Peki niye ben böyle konuştum ya? Ne konuştum bu sabah? Yanlış bir şey konuşmadım ki. Derin Galatasaray'a gelelim. 5 Galatasaray. de kere dediniz üstüne. Dedim 5. Daha ben. bir 5 evet, kere ben. daha diyeyim. Neden biliyor Peki, musunuz? Bu sizi kırmak ben. için, Galatasaray'a vurmak tabii. için e, falan değil. Ben bunu 15 senedir söylüyorum zaten. Galatasaray'da bu derin Galatasaray mevzu, bir de Galatasaray'ı bir yandan bizim eleştirdiğimiz bir konu. Bir yandan da Galatasaray'ı da koruyan bir konu. Ya bunun bir farklı boyutları da var. Ben bunu çok uzun zaman tartıştım. Bugün bu konuşmalara girip bir saatte bunu konuşmak istemiyorum. Ama derin Galatasaray ben olduğunu düşünüyorum. Derin Galatasaray ama, derken ama Galatasaray bir... içinde... Şu... Şunu ayırmamız içinde... lazım. Efendim? Çok çok özür diliyorum. Sizi böldüm Şunu şunu birbirinden ayırmak lazım. Bakın sizin söylediğiniz Derin Galatasaray'la sosyal medyada veya dışarıda konuşulan Derin Galatasaray arasında fark var. Sizin bahsettiğiniz Derin Galatasaray eski Galatasaray mezunları, yaşlı, evet. e, işte dinozor diye tabir ettiğimiz kesimle alakalı. Ya illa dinozor demeyelim ona. Neyse yani evet, daha yani, daha, yaşlı, daha, daha, e, daha daha muhafazakar havası e, içinde evet, daha, daha muhafazakar ilişkili... ve benim eleştirdiğim boyutu da şu. Eleştirdiğim boyutu da şu. Küçük olsun bizim olsun anlayışı evet, maalesef. Evet, Zarar veren evet, tarafı da budur. Evet. Ben de Galatasaray mezunu değilim ve beni de bazen o arkadaşlarım, o beyefendilerin yaptıkları şeyler tüzük. rahatsız ediyor. Tüzük. Bakın zaman bir şey diyeceğim. <laughs> i̇sminiz neydi? Savaş. Isim. Ha, Savaş Bey. Savaş Bey, tüzük mesela. Benim çok evet. eleştirdiğim bir konu. Evet. Evet. Yanlış Ama bu, çok şey var. Doğru. Tüzükte Galatasaray Lisesi önceliği var. Kontenjan önce Galatasaray Lisesi talebiyle doluyor. Kalırsa dışarıdan Galatasaray Lisesi olmayana geliyor. Bu bir yandan Galatasaray aslında korumak için yapılıyor. Anlayabiliyorum. Evet. Ama... Bu 2021. yüzyılda Galatasaray'ın bu içine kapanıklığı, küçük olsun bizim olsun anlayışı, e, ka, sokağa, tribüne, dışarıya direnmesi, Galatasaraylı li olmayanı ve bakın bir de bu arada da Derin Galatasaray dediğimizde çok kaliteli, çok donanımlı insanlar bu arada. Çok entelektüel insanlar bu. Onu da söyleyeyim. Ama Ama ama, ama bir şey eden, değil mi? Ama o, benim, o, benim o, hiç o. haz etmediğim tarafı da şudur Derin Galatasaray'ın. Galatasaray liseli olmayanları ve ve Galatasaray liseli olmak da yetmiyor Galatasaray lisenin içinden de böyle bir beni sakın yanlış anlamayın tırnak içinde söylüyorum böyle tarikatvari bir bağla bir aidiyet duygusuyla kendilerine bağlı olmayan Galatasaray liseleri de dışlayan yani Galatasaray liseli de her Galatasaray liseli onlardan olmuyor onlara da bir de bağlı olacak abilik var ya orada bir, bir orada bir kere sadakatle ve kayıtsız şartsız bir tarikat gibi adeta bağlı olacak tabi bu tarikat gibi falan derken... yani tar tarikatla falan hiç alakası yok yani öyle evet, konularla evet. öyle siyasi <laughs> din falan din. tamamen galatasaraylık şey tamamen sanırım. galatasaraylık özünde kendi galatasaraylık anlayışları çerçevesinde adeta bunu din gibi yaşayan ve bir biat kültürüyle ve yine de galatasaraylı olmak kaydıyla da olanlar öyle olmayan Galatasaraylıları da zaten dışlıyorlar evet. ve kendilerin birinci sınıf asil kan evet. be, beyaz kan ne derseniz diye, evet. öbür insanlar ikinci sınıf insanlar. Şimdi evet. Ben bir kere hayata bakış olarak, bırakın sporu, futbolu kulübü, barış olarak hayata bakış olarak ben bir kere insanların sınıflandırılmasına bir kere çok tepkili bir insanım. Böyle bir benim kendime göre bir duruşum var. Ben insanların sınıflandırılmasını, kategorize edilmesini asla kabul etmiyorum ve edenleri de çok şiddetli bir şekilde Eleştiriyorum. İnsanları bugün 7-8 çeşit ayırıyorlarmış. İşte diline göre, dinine evet. göre, tenine göre, ırkına göre, cinsiyetine göre, eğilimine göre vesaire 8-10-12-15 çeşit gidiyor. Einstein diyor ki, iki tip insan vardır diyor. İyi insan kötü insan. İyi evet, insan hep kötü insan. Şey. Hep söylersiniz, hep söylersiniz bunu da biliyorum. Ben değil değil böyle bakıyorum. Onun için bir de böyle kendini üstün gören. Vardı ya bir Hitler'in üstün ırk, ağrı ırk hikayesi. <laughs> ne yaptı değil mi dünyayı? Ne hale getirdi? Bu kendini üstün gören, kendini başka insanlardan daha üst sınıfta üst seviyede gören insanlar her ne bakış açısıyla görüyorlarsa bunu bir spor kulübü içinde olabilir veya bir e, kadın erkek e, seviyesinde olabilir. İşte hani kadını kadından kendini erkek olduğu için üstün gören e, cahil yobaz mantık veyahut da ee, aynı şekilde e, din, din, dinsel açıdan e, sınıflandırma gidip kendini üstün gören veya da toplumsal veya da kazandığı parayla kullandığı arabayla e, efendim e, ya da teniyle beyaz olmasıyla veya siyahi olmasıyla kendini öbüründen üstün gören ırkçı şeyler falan ya bunlar çeşitlendi bir toplumda onlarca evet. 20-30 belki böyle sınıflandırma var ve herkes birbirini bir şekilde bir bir başkasını üstün görüyor böyle bir şey yok kardeşim. fikirdeyim. Bütün insanlar aynen. eşittir İyi insan vardır. Kötü insan vardır hiç kimse Einstein'dan Einstein. daha akıllı ve namuslu değil Einstein ne diyorsa o doğru. Dolayısıyla ben böyle baktığım için de Galatasaray'ın içinde de Galatasaray'lılık çerçevesinde daha başka bir şey yok tabii ki Galatasaray'lık çerçevesinde Galatasaray'lar var bir onlar bir bir de ikinci sınıf Galatasaray'lar var. Bu bu hadi benim kastettiğim derin Galatasaray bu. Evet. Bunu ben hep söylüyorum siz nasıl denk gelmemişsiniz hayret. Ya Barış Bey bunu ben biliyorum. Ben sizi uzun zamandır dinlediğim için size söylediğiniz şeylerden ne ima ettiniz, ne düşündünüz biliyorum. Burada abi. da bugünün ama konusu ama da değil. Arada 3-5 e kere geçmiştim. Ben açıklayayım diye bağ, bağlanırsa olurum. Aç açıklayayım istedim. Niye biliyor musunuz? Hı. Sosyal medyada bir fotoğraf var. Öz özellikle Twitter'da falan. Böyle bir karanlık bir yer. Böyle kokilatalı adamlar falan. Bilirsiniz Hı. o fotoğraf. Denk gelmiştir size. Yok. Böyle ne, ne zaman hiç denk gelmedi. Enteresan. Pay ben size paylaştım. Vallahi görmedim Twitter'da. Böyle enteresan bir fotoğraf. Değil Anladım de, da bu de, bir de, dakika ku, Kuran gibi bir şey mi de, benzetmişler? onlara benzer böyle bir hani böyle bir e, e aksakallar falan işte kurtlar vadisinde falan geçen böyle bir Bakayım, ekip var ya. Mert şimdi bu çevirdi. Herhalde dinleyicimiz bahsediyor. Yani, bu ne o masonlar Öyle ediyor. bir, öyle bir garip bir toplantı böyle. Peki Otorap bu ne alakası var, var bizde şimdi bunun? Ne alakası var biliyor musunuz? Derin Galatasaray işte fut manipüle eden, hakem ayartan, federasyonda işte alttan milletin altını kazan falan bir Galatasaray olduğunu söylüyor insanlar yıllardır. Bizi bir şeyle yani daha Bakın, da, bir şey diyeceğim size. Benim, benim Derin konuyla hiç ilgisi hiç yok. Hiç yani. alakası yok. Barış Bey zaten Yanlış siz an, yanlış anlayacaklar. Yanlış anlaşıldığınız için bağlandım ben bunu. Açık hayır siz ama bir şey diyeceğim. ben dediniz de ki de hayal kırıklığı Beni şaşırttınız, yanılttınız. Bunu dediniz. Rahatsız oldum dediniz. Siz rahatsız oldunuz. Siz de inanmışsınız evet. da rahatsız olmuşsunuz. Ben böyle ne konuştuğumuz ortada. Ben öyle yok. Derin Galatasaray'da hakem ayartıyor da bilmem ne de. Yok bu kurkulu falan gibi bunlar böyle örgütlü. Beş gibi. kere bugün söylemeniz ilgimi çekti. Üstüne basa basa. Beş kere niye bunu Bakın, söylediniz? Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu, bu kulüp lobisi var ya hani bu siz Derin Galatasaray'ı oraya çekerler. Evet. Kulüp lobisi hepsinin var. Galatasaray'ın da lobisi var. Federasyon içinde kurullarında e, Galatasaray'ın da tabii ki lobisi var. Bir Galatasaraylı lobisi var Türkiye'de. Ama Beşiktaş'ın da var. Fenerbahçe'nin de var. Muhakkak. kimi zaman biri birine üstün geliyor. Kimi zaman öbür öbürüne üstün geliyor. Öyle bir mücadele de var. Türkiye'de spor kulüplerini sadece sahada bilmem ne değil aynı zamanda saha dışında kurullarda federasyon seçimlerinde şu komiteye benden kaç kişi girdi ondan kaç kişi girdi ve burada da özellikle Fenerbahçe Galatasaray rekabeti çok ön plandadır. Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler toplumun her kesiminde özellikle spor alanında özellikle federasyonlar konusunda ve onların kurulları konusunda birbirlerine üstünlük kurmak için büyük mücadele verirler. Bu lobi dediğimiz şey, lobicilik de öyle şey bir şey değildir. Yani suç muç değil, suç örgütü değil lobi. Lobi eşittir suç Aa. örgütü değil. Terör yok. örgütü değil yani. Lobicilik diye bir şey vardır yani. Kulüplerin tüzüğünde geçer lobi yapmak. Yani kulüplerin tüzüğünde Fenerbahçe ise Fenerbahçe, Galatasaray Galatasaray işte onun menfaatleri için lobi yapmak gibi maddeler vardır yani. Dolayısıyla bu vardır ve bu benim konuştuğum, dedin Galatasaray hiç yok, benim konuştuğum kongredeki... O işte şey sandıkları bile söyledim az önce yani birinci sandıktan başlayan Galatasaray'ın farklı olması ve o farklılığı da zaten sandıkta ortaya çıkar yani. Niçin ilk sandıklarda belli üyelere belli adaylara oy çıkıyor da sondaki genç genç üyeler yeni üye olanlar gençlerin oldukları yerde bir anda başkan adayı değişiyor başkanlık şeyi değişiyor. Bu niye oluyor? E bu Galatasaray derin Galatasaray olduğu için oluyor yani o Galatasaray kongresine hükmetmek isteyen ve bunu da tüzükle garanti altına almak isteyen bir bir tabaka var yani Galatasaray'da. Bu tabakayı kimse inkar edemez. Ve ben de bunu özellikle böyle gündem yapıp bilmemle konuşan ve başka yerlere çekilmesine hiç şeyim yok yani. Alakam yok. Ama burada bir Eşref Amcaoğlu'nun adaylığı, Burak Elmas'ın adaylığı, olası bir Abdurrahim Albayrak'ın adaylığı, sonra o Metin Bey'in adaylığı değil mi? Bu adaylıklar eğer değerlendirecekse bir Galatasaray Kongresi ki tarihi dün verildi daha. Galatasaray Kongresi'nin tarihi ki o tarihte yapılabileceğini zannetmiyorum pandemi şartlarına dolayı. Yani gündemimizde bizim bu da var. Ve daha çok zaman var daha çok sular akar da dedim ayrıca az önce. Ama bir yandan da siz Galatasaray Kongresi konuşuyorsanız mutlaka ve mutlaka bir derin Galatasaray'ın varlığını ve onun eğilimini adayını o adaya ne kadar teveccüh olacağı o adayın genç üyelerden de oy <laughs> alıp alamayacağı. Dolayısıyla ne kadar güçlü mesela Mert bir laf etti dedi ki bence dedi bu adaydan içinde Eşref olur rahat kazanır dedi. Şimdi Mert de bu arada Galatasaray'ı benden iyi bilir. Galatasaray Kongresi'ni de benden iyi bilir. Ya ben Mert'e iddiada bulunmam açıkçası Galatasaray'a ilgili o bir şey söylüyorsa. Ben o kadar içinde değilim. Fenerbahçe olsun her şeyi iddia girerim ben onunla. Biliyorum. Hazırım kaç bin oyla yani kaybedeceğim. Bir sene önce söyledim. Evet. Evet. Ama o, o çünkü o benim bildiğim bir yerde. Çünkü tanıyorum evet. oradaki eğilimleri biliyorum. Yıllarca içinde evet. olmuşum vesaire anlatabiliyor muyum? Ama Galatasaray'da hiç böyle bir iddiada da bulunmam. Ama benim de dışarıdan bir takım gözlemlerim var 15 sene içerisinde. Bütün kulüpleri de belli ölçüde öğrendim ben de tabii ki olmasa da tanıdım. Şey, sizin gözlemlerinizden, yorumlarınızdan memnunuz ki dinliyorum? E, e tamam ama şimdi hani Siz burada e, sizin ama sizin bir beni şey savunmak zorunda bu kalırken bir şey ihtiyacı hissediyorum. Bakın e, yok şey söyleyeyim, bir şey demiyorum ama şimdi beni savunmak <laughs> zorunda kalırken sizin de böyle e, benim bu bugünkü konuşmamdan ve son zamandaki konuşmalarımdan zorlanmanız beni savunmakta ee, yani sizin bugün Ya yani üst üste çok şey oluyor son zamanlarda bu şey. Bakın Özgür Sancar değil mi? Sizin en çok dinlenen programınız bir sabah programı. Niye? işte aşağı işe değil mi? İşe gidiş, işten dönüş evet. saatleri Öyle Spor kazanı Özgür Sancar da çok dinleniyor Doğru mu? Çok da evet. severek de dinliyorum Özgür'ü de var. Tamam. Çok da seviyorum da programı. Mesela bugün Özgür Sancar'ın programında şöyle bir şey oldu beni bugün yani bağlanmam siz daha diyeceksiniz ki Özgür'ün programı o niye beni arıyorsun biliyorum bunu da düşündünüz ama siz bütün ekibin başasınız mesela dün Fenerbahçe'nin federasyona şampiyonluklarla ilgili başvurusuyla ilgili bir e, avukat arkadaşı bağladılar. Fenerbahçeli'nin tarafında fikir beyan etti arkadaş. Fenerbahçeli'ydi tahmin ediyorum da bilmiyorum. Ama Fenerbahçeli'nin söylediklerinin doğru olduğunu tek 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 açıkladı. Ben mesela Galatasaray olarak merak ettim. Galatasaray'da çünkü başvurdu. Galatasaray başvurduğunda da bir av Galatasaray avukatı yok mu? Başvuruyu yapan bir avukatı bir şey yok. Onu da bağlaması lazım. Mesela bağlamadı. Hatta merak ettim yayının sonuna kadar eve gittim. Evde de telefonundan dinledim daha sonra yayının devamını. Bağlayacak mı acaba bir avukat diye. Hiç kimse bağlamadı da Galatasaray'ın niye iddia ettiğini savunmadı bir avukat. Yani şimdi sonuçta Fenerbahçe bir şeyleri savunuyor değil mi? Ve haklı olduğunu iddia etti. Ülkesel i̇şte, ülkesellik bilmem ne falan filan bir sürü maddelerden bahsetti. Şu anda hatırlamıyorum ama çok güzel de avukat bir anlattı da. Hatta ben de düşündüm, dinlediğim zaman hak verdim. Vermememe rağmen bu zamana kadar. O, çok güzel anlattı adamcağız. Ama bir karşı, karşı görüşte birisi var. Bir karşı bir bir başvuru daha var Federasyon'a Galatasaray tarafından. Onu savunan hiç kimse çıkmadı. Niye çıkmadı? E bu da beni rahatsız etti mesela. Diyeceksiniz ki sen de her şeyden rahatsız oluyorsun ama öyle değil. Yani bu son zamanlarda böyle bir denk geliyor belki de. Bilmiyorum e, iste, ister, istemeden denk geliyor belki de. Ama şunu tekrar söylüyorum. Sizin yeni dizilerle ilgili bir soru işareti yok kafamda. Biz, biz, biz hiçbir dönemde bugün de dahil hiçbir dönemde belli bir e, gündemin e, pazarlamasını, evet, e, algı mühendisini yapmadık. E, hiç kimsenin lobisini, hiçbir kulübün denk lobisini yapmadık. Ben dedim ya Barış Bey, denk yani bu, ben bu kurumun patronu Fenerbahçeli. Bunu herkes biliyor ama en ağır eleştirilerde yeri geldi. Fenerbahçe'ye yapıldı bu mikrofonlarda. Sizin bahsettiğiniz o programlarda. E şimdi bir şey diyeceğim oldu. kızacaksınız. Ali şey yapmıyorsunuz aynı şeyleri bu kadar fazla. Ve, Arif, ve, Arif, ve, Arif. ve Saadettin Bey'in de hiçbir ilgisi alakası olmadığı halde o yayınlarla, o gündemlerle, o bağlantılarla her de ona mal edildi. Yeri geldi Fenerli tabii buranın sahibi ondan öyle konuşturuyor dendi. Yeri geldi Fenerli muhalif başka olmak istiyor tabii onun yerine. Onun için Fenerbahçe'yi eleştiriyor. Böyle Fenerbahçelik mi olur dendi. Hiçbir gün haberi bile olmadı. Ne konuşulduğundan, ne bağlanılıyor, nedir gündem. Bizim kendi yönetim toplantılarımızda bana e, kendisine sosyal medyada gelenlerden ya bana böyle diyorlar şimdi şöyle diyorlar ne oldu bir şey mi oldu bir şey mi konuşuyor diye bana sordu. Yani bunlar bizim oluyor. Şimdi burada benzer şeyler benimle de alakalı. Bir programda biri bir şey söylüyor işte Barış Ertuğ söylettiriyor. Ya ben o programlara kimler bağlandı kimler bağladık? Çoğu zaman ben programları artık kendi başka mesai yoğunluktan dinleyemiyorum bile. Şimdi Özgür Sancar'ın dün yakaladığım kadarıyla dinlediğimde Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ahmet Bey yayına bağlandı. O da Galatasaray'la ilgili bayağı bir bölüm, son bölümde konuştu. Onu dinleyebildim ben. Sizin söylediğiniz bölümü dinlemedim. Bilmiyorum. Özgür Sancar'ın kalkıp kendi kendine bir gündem. Özgür Sancar de değil. Özgür Sancar da bugüne kadar yıllardır o programı yapan, aynı benim gibi Beştaş, Galatasaray, Fener, Zamazan, Çünkü yani Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin karşısında savunduğu şeylerin söylendiği de çok program var. Öz Özgür Sancar'ın programı. O gün, o dünkü programda Denk gelen odur. İlla hemen karşısına birini koyamamış olabilir. Ertesi gün çıkar öbürü de onu söyler. Söylettirmiştir de. Yani burada kalkıp Özgür Sancar'ın spor kazanan programı da Fenerbahçe'nin savunuculuğunu yapıyor, avukatlığını yapıyor derseniz bu çok büyük bir haksızlık yani. Farklı görüş varsa mutlaka ve mutlaka ya dile getirilmiştir ya dile getirecektir. Ama hemen arka arkaya o programda olmayabilir. Yani burada bizim kalkıp da onun programını yapıyor da olmamız itham, bu ithamlar falan bunlar çok kolay yapılıyor ama bütün için, bütünlük içinde baktığınız zaman radyo yayınına biz nerede ne konuşuluyorsa kim ne iddiada bulunuyorsa ne başvuruda bulunuyorsa taraftar ne diyorsa sosyal medya ne söylüyorsa bütün bunları kavur etmek durumundayız biz radyo olarak onun için biz e, yıllardır Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosuyuz. Bu, hepsini konuştuğumuz için içinden seçip şunların propagandasını yapalım, şunlarınkini es geçelim falan diye kendimiz gündem belirlemeye çalışsaydık çoktan çoktan biz yok olup gitmiştik. Bir sürü spor mutlaka geldi günden gitti. Mariş Bey, Bakın, mutlaka gündem belirlemiyorsunuz eminim buna ama şunu söyleyeceğim. Aynı şeyi Galatasaray ya da Beşiktaş için yapmıyorsunuz. Bak ona dikkat yani biraz daha dikkatsiz davranılıyor diye düşünüyorum. De işte. Ben de size tam tersini öyle olmadığını söylüyorum. Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili buralarda ne gündemler oldu, ne konuşmalar oldu, ne kadar ağır eleştiriler oldu. Ama bu algıda seçiciliktir işte. Siz bunları hiç hatırlamıyorsunuz. Diyorsunuz ki Galatasaray olunca başka türlü oluyor. Hayır. Galatasaray olunca başka türlü olmuyor. Fenerbahçe olunca da öyle oluyor. Beşiktaş olunca da öyle oluyor. Ama herkes sadece algıda seçili kendine olanı çok olduğu gibi görüyor. Öbürüne olanı da e normal tabii ne olacak gidiyor geçiyor. Eski şampiyonluklar gibi bir iddia bugüne kadar denk geldiniz mi? Ne kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz. Herhangi bir herhangi bir gündem değil bu. Yani bu kadar önemli bir şeyde, bu kadar ciddi karıldı dinlenen Özgür Bey'in programında iki tane adamı ayarlamadan nasıl kıyaslı bağlayıp kanalayıp bu kadar o zaman bir majör bir hata yaptı Özgür Bey diye düşüneceğim ben. Bir hata olsun canım yani bakın bununla ilgili bir sürü şey söyleniyor. Bunlarla ilgili e, her gün işte gündeme geldiği kadarıyla e, bağlantılar yapıyor. Yani her gün arka arkaya bir, bir konu bir şey söylendi hemen arkasında öbürünü de söyleyen karşısında bağlantı zorunda Bakın başka bir şey yok. yani bu 59 öncesi şampiyonluklar konusu da ayrıca zaten Galatasaray'ın aslında muhatap olduğu bir konu değil muhatap federasyon. Galatasaray 59 öncesinde şampiyonluğu yok diye ya da çok az diye Galatasaray Fenerbahçe'yi çürütmeye çalışıyor ve Bu başka bir, başka bir konu. Ya başka bir konu değil. ama bakın bunlar da ayrıca ayrıca da şey. mutlaka bütün programlarımızda sadece özgürün değil. Hepsinde konuşulur. Yani yayına bağlantı yapılan interaktif programların tamamında biz çok nadir telefon bağlantısı alıyoruz. Bizim programda almayız. Ama onun dışında biz hiçbir şeyle ilgili almıyoruz. Çok nadir çok özellikle neyse ben bir inisiyatif kullanmamışsam. Vaktinizi aldım. Ee, onun çok teşekkür Onun dışındaki programların tamamında her konuda bütün görüşleri dile getiren, bir hele bile bir başvuru var federasyona. Bununla ilgili söyleyecek birinin bir sözü var. Bir kulüp e, topa girmiş falan. Bunlar mutlaka değerlendiriliyor. E, hiç bir tek taraflı bakılıyor falan diye bakarsanız siz sadece bir kesit olarak dünkü programı almışsınız. Bir program ibaret değil ki. Özgür Sancar haftanın beş günü yapıyor. 10 senedir. Yani olur mu öyle şey? 59 öncesi şampiyonluklarda bu radyoda bugüne kadar da defalarca her boyutuyla konuşuldu. Fenerbahçe'nin tezine karşı olan tezler de burada canlı yayında verildi bir de. Üstelik. Bu söylenenler yani. Hepsi hiçbiri hiçbir eksik bırakılmadı. Herkesin de farklı fikri var burada çalışan onlarla alakalı. Ona da bizim herkesle birine saygılı ayrıca. Yani burada o kadar şey bir ortam var ki biri çıkıp yayında Fenerbahçe haksız diyebilir 59 öncesiyle ilgili biri çıkıp doğru diyebilir. Hiç kimse bizine karışmaz. Herkes kendi yayında kendi söylediğinde düşün de söyler ve bununla ilgili de ne biz bir toplantı yapıyoruz. Ne bir değerlendirme yapıyoruz ne bir karara kanaate varıp bu kanaati konuşacağız radyoda diye bir karar veriyoruz. Bizim böyle toplantılarımız da yok. Herkes kendi programında kendi görüşünü ve kendi bağlantılarıyla kendi gündemi değerlendirme şekli değerlendiriyor. Benim açımdan programcıların gündemi ne kadar iyi ele aldıkları ve ne kadar karşılık gördükleri rating raporlarıyla falan alakalı benim yayın akışımda böyle belirleniyor. Yoksa bizim böyle aramızda toplantı yapıp gündemle ilgili değerlendirme falan da yapmıyoruz biz. Onun için e, tabii bu fanatik bir bakışla herkes farklı görebiliyor. Siz de zaman zaman ona belli ki kapılıyorsunuz. E, onun için hayal kırıklığına uğruyorsunuz ama yapacak bir şey yok. 8.56 saatlerimiz devam ediyoruz sabah sporuna. Şimdi birkaç e, haber paylaşayım. E, program başında aslında söylemiştik Galatasaray'da. Dün bir koronavirüs vakası açıklandı. Bu isminde Mustafa Muhammed olduğu anlaşıldı. Sonrasında kendi sosyal medya hesabından bunu herkes de paylaştı. Bu arada yeri gelmişken Fatih Karagümrük de böyle isim isim açıklayan herhalde yegane kulüp süperlik bazında. Ben başka bu kadar detaylı isimleri açıklayan bir kulüp hatırlamıyorum. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de burada fal bakmıyoruz. Acaba şu muydu idmanda kimler vardı? bunlara bakıp fikir yürütmeye çalışıyorduk. Muhabirler söyleyemiyorlardı. Yani bu uzun süredir eleştirdiğimiz ve anlayamadığımız bir konu. Evet. Artık hani rakamlar ortada. Dünyanın pandemiyle yaşama şekli ortada. Dolayısıyla hani sanki COVID'e yakalanmak ayıpmış gibi açıklamamak çok geride kaldı artık. Yani bir sene, bir buçuk sene öncenin gündemi o zaman biraz daha farklı bakılıyordu. Şu an öyle değil dolayısıyla bunu milli takımda da gördük kısa süre önce. Milli takım felaket bir iletişim yaptı. Milli takım bir de hiç açıklamadı bile. Hani en azından kulüpler vaka var diyordu. Milli yani takımda onu işte bile milli görmedik. Milli takım felaketini yaptı. En en kötüsü yaptı. milli takımdı. Ve o tabii ayrı bir skandal olarak duruyor. Sen bakma milli takım başarılı olduğu için çok fazla gündeme gelmedi ama yani sen e, a milli takım seviyesinde oyuncuların %60-%70'ini e, koronavirüsle diğer kendi takımlarına gönderirsen ortada ciddi bir skandal vardır. O fazla Gündeme gelmedi e, ama e, işte sen de söylüyorsun hani kulüplerin artık isim açıklaması e, gerekir, son derece normaldir. E, çünkü e, bu oyuncular mesela sokakta yürürken insanlar fotoğraf da çektiriyor değil mi? Evet. Yakın temasa geçebiliyor. Hani insanların da bilmesinde de bir şey yok. Hani hem şeffaflık açısından var hem de bu insanlara temasa geçenlerin de bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Belki ufak bir ihtimal farkındayım, düşük bir ihtimal ama şeffaflık diyorsak A'dan Z'ye olmalı. Evet Karagümrük'ü bu açıdan tekrar tebrik ediyorum ben. E, 6 isim açıkladı. Dün Galatasaray'da Mustafa Muhammed yok. Babel cezalı. Falcao'nun da e, en az bir 2-3 hafta oynamayacağını hesaba katarsak elinde sadece e, Halil Dervişoğlu kaldı ki o da devre arası kiralık olarak takıma katılmış ama o da ilk geldiği zaman koronavirüse yakalanmıştı. Biraz rotasyonda geriye düştü. Falcao iyileşti. E, ama şimdi elinde de çok iyi bir fırsat e, geldi. Ben Halil'le başlayacağını lazım. düşünmüyorum. Kim var elinde? e, 4-6-0 gibi Emrak Baba'nın oralara sarkabileceği daha önce yaptığı bir sistemle oynayacağını düşünüyorum Fatih evet. Ederim. Cuma günü Göztepe deplasmanı. Evet. Cumartesi günü 17 Nisan'da karşılaşma. bilmiyorum dediğin gibi olabilir olmaz diye bir şey yok. E, Onyekur da sakat Galatasaray'da. Onyekur da onu yapabilirdi az önce söylediğim şeyi. Evet onda, ee, onda Onyekur da olmayacak. Var. Ama ben genelde Halil'le başlamayacağım. Halil'in tabii ki kulübede olacağını ihtiyaca göre. Evet, ama sabek, normalde başlangıç planı e, bence saatte 9'da olur Fatih Terim. Evet Sabek'te de e, Lines ve Yedlin'in sakatlıkları devam ediyor. Elindeki tek alternatif Şener ama onun da performansından çok memnun değil Fatih Terim. O yüzden bu karşılaşmaya boyu hazırladığını dün biz Spor'da paylaştık. E, Taylan Antalyalı da artık koronavirüsü atlattı. İlk 11'e dönecek. Etebo'dan formayı alacak ve Etebo'da e, orta sahada da Getson tercih edildiğine göre ya yedek kalacak ya da Az önce paylaştığımız gibi sağ bekte forma giyebilir. Bakalım dediğimiz gibi mi çıkacak? Ee, yoksa Şener Özbayraklı ile mi devam edecek? Onu da cumartesi günü öğrenmiş olacağız. Madem eksiklerden, e, sakatlıklardan bahsettik, e, Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki gelişmeleri de paylaşalım. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı. E, onun da en az 3 hafta, bir ay sahalardan uzak kalacağı söyleniyor ki e, bir ay demek de yani sezon sonuna kadar neredeyse Gökhan Gönül'den ...faydalanamayacak Fenerbahçe gözüken bu. Fakat Gökhan sakatlanırken dün iki de iyi haber geldi Fenerbahçe cephesinde. Nazım Sangare ve Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara başladılar. Onlar hani bu hafta sonu maç yapacaklar mı? Yakın zamanda dönebilecekler mi? Bilmiyorum. Özellikle Mesut Özil çok daha zorlu bir sakatlık sürecinden çıkıp geldi. Bu hafta pazar günü Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında olacak... Gökhan Gönül kesin yok. Nazım da olmazsa orada farklı bir alternatif yaratmak zorunda. Emre Belezoğlu dün bu arada Valencia'da takımla birlikte çalışmadı. İkisi yoktu. Valencia'nın Emre'nin çok problem yok ama antrenman yapmasını engelleyecek de bir rahatsızlığı olduğu belli. Ama Sabek sıkıntılı bir konu. Şimdi orada işte bu sezon içinde biz Lemos'u gördük. Gençler Birliği maçı olması lazım. Sabek de oynadı. Ozan Tufan kariyerinde Bursa'da, Fenerbahçe'de de Sabek oynamış bir isim. Böyle bir çözüm yoluna gidebilir Emre Belen. Nazım Sangari takımla beraber çalıştılar başladı. Ama, e, hani ne kadar bir anda 11'i e atacak kadar iyi durumda mı? Onu biraz herhalde zaman gösterecek. Şimdi genel olarak genel olarak söylüyorum e, Fenerbahçe'nin son karşılaşmadaki oyunu beğenildi mi Gaziantep önünde? Evet. O zaman ben bu kez çok dokunmayacağını düşünüyorum. Yani Ozan merkezde. Evet yani Sosa Çapa, e, Mert Hakan Ozan, Pelkas İrfancan ve Valencia'nın eğer bir aksilik olmazsa aynı şekilde Fenerbahçe'de çıkacağını düşünüyorum. Çünkü doğrusu da bu. Eğer Emre Belezoğlu oyundan memnunsa işte Fenerbahçe böyle oynar diye düşünüyorsa Fenerbahçeli taraftarlar da hani evet verilen pozisyonlar oldu ama biraz daha topa fazla sahip olan bir Fenerbahçe izledik. Pozisyonları da girdi Fenerbahçe. Bunu düşünüyorsa şimdi bu 11'in üzerine gitmek doğru olur o yüzden o yüzden ben Ozan'ı sağ bek pozisyonu çekeceğini kendi adıma düşünmüyorum. Ama orada Nazım ben... Sangare'yi zorlar uh -huh. hani Olmadı eğer mi, o olamadığı noktada falan. baktılar ki hani son kararlar verildi. Nazım Sangare olmayacak. 11'de olamaz derlerse o zaman e, alternatife yönelir diye düşünmekteyim kendi adıma. Evet ben de hani Ozan bu maçın silik isimlerinden biriydi bana kalırsa hani Fenerbahçe'de birçok oyuncu ön plana çıkabilirsin Sosa'yı, Mert Hakan'ı Valencia'yı ama Perkas Ozan biraz gölgede kalmışlardı ki ilk zaten bu iki ismi değişti Emre Belözoğlu hani belki bunu hesaba katıp hani burada da konuşuyoruz ya Ozan Tufan öyle çok pas oyununda etkili bir isim değil farklı özellikleri var onu değerli kılan farklı şeyler belki o yüzden de sabekte tercih edilebilir diye düşünüyorum neyse bakacağız Emre Belözoğlu ne düşünüyor ama şimdi bundan sonra da bir araya girecek Fenerbahçe sonrasında bir sonraki haftayla birlikte tekrar normal Nazım Sangare'li düzene dönebilir. Ben de bu arada bu sakatlıklardan bağımsız Fenerbahçe'nin hani hem bu oyununda hem başka oyunlarından artık Nazım Sangare'nin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Bek e, profiline şu anda çok daha uygun bir isim. Çok enerjik bir oyuncu. Nazım Sangare e, sürekli bindiriyor. E, çizgiye iniyor bir Bek olarak. E, o yüzden bu anlayışta hani merkezi oyuncuların çok olduğu Fenerbahçe'de Nazım daha çok fark yaratır. Düşüncesindeyim. Bakalım... E, Mecburen de biraz öyle olacak zaten Gökhan Gönül'ün sakatlığında e, Nazım'dan çok vazgeçmeyecektir. E, peki Beşiktaş'ta durum nedir? Beşiktaş'ta... Abu Bakar takımla beraber çalışmadı. En evet. önemli konu Abu Bakar. Evet. Dün biz de Erdal Cömert imzalı bir haber yapmışız Ajans Spor'da. Abu Bakar'ın durumuyla ilgili %50-50 demişiz. E, onun da durumu kesin değil. Bugün son takım idmanı olacak. Cuma günkü Ankara gücü maçı öncesi. E, bugün de artık takımda çalışmazsa yarın ilk 11 kısmı zora girecek. Ama bugün... İlk 11'de çıkmaz Mert. İlk 11'de çıkmaz. En fazla kadroya alır Sergen Yalçın ve e, zorunlu olmadıkça da Abu Bakar'ı sahaya sürmez. Yani eğer bana sorarsan kadroya girerse 65-70'te işler Beşiktaş'ın aleyhine gidiyorsa döner Abu Bakar hadi der. E, onun dışında e, çünkü Beşiktaş e, şampiyonluk yarışında avantajlı Evet. Ama avantajını sürdürebilmek için son haftalarda Abu Bakar'a çok ihtiyacı var. O yüzden Abu Bakar'ın erken bir şekilde şimdi Abu Bakar sakatlandı. E, takımla antrenmana çıkamayan bir oyuncu. Takımla antrenmana çıkamayan bir oyuncuyu sen ilk 11'de sahaya atarsan kalan haftalar için çok çok büyük risk almış olursun. O hani sen dün hatırlattın ya Gustavo'nun sakatlığı gibi olmasın evet. diye. O riski almaz Beşiktaş sağlık heyeti. Teknik direktörü de almaz. Peki bu riski Cenk Tosun daha yeni bu kadar uzun süre sakatlandığı için almayacağını düşünüyorum. Çünkü Abu Bakar bu annesini kaybettikten sonra döndü ve idmansız bir şekilde tahmin ediyorum ki hatırladığım kadarıyla ya da çok az idmanla ilk 11'de sahaya sürülmüştü. O evet. dönem o riski almıştı Beşiktaş ama burada hem Cenk Tosun'un sakatlığı hem Abu Bakar'ın riski sezonu kaybetme ihtimalinin ben dediğin gibi yaptıracağını düşünüyorum. Bence de ilk 11'de başlamaz. Yani Larin Enkudu başlar ya da işte Larin Layic başlar. Başlarsa hani merkezi bozmazsa söylüyorum. Ee, çünkü Josef gelecek. Josef biraz dinlendi. Beşiktaş'ta. Onun da öyle bir araya ihtiyacı vardı. Ee, onun dışında çok önemli bir eksik yok. Ama Ankara gücü de tabii e, ligin en formda takımlarından bir tanesi. Kontrada çok tehlikeli. Özgüvenini yakalamış durumda. Dolayısıyla Beşiktaş açısından kolay bir karşılaşma değil ama ne olursa olsun Ankara gücü maçında e, puan kaybı e, olabilir. Çok garip olmaz. Beşiktaş kazanabilir işler istediği gibi giderse ama Ankara gücü bir yana ondan sonraki karşılaşmalar bir yana diye düşünür mutlaka Beşiktaş. Evet bakalım Sergen Yalçın'ın tercihi ne yönde olacak. Kanat oyuncuları hızlı Ankara gücünün ama Beşiktaş'ın da bekleri çok hızlı. Yani Rozje. Oynadığında En Sakala ve zaman zaman da Rıdvan Yılmaz orada görev oluyor. Hepsi geniş alanda çok etkili isimler. Sadece özellikle En Sakala kısmında biraz konsantrasyon problemi oluyor. E, zaman zaman yerini kaybedebiliyor ama e, hızıyla da bunu telafi etme yoluna e, gidiyor. Şimdi günün yine en çok konuşulan haberlerinden biri şu ana kadar fırsat gelmedi ama Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'a transferi dün resmen açıklandı Ömer Faruk Almanya Bundesliga'nın yolunu tutuyor üst üste. Şimdi Ali Akman Frankfurt'a gitti. İdmanlara başladı. Ömer Faruk da bir başka Bundesliga ekibine Stuttgart'a gençlere değer veren bir yere gitti. Dün ben Hetik'te biraz konuştum bu konuyla ilgili. Stuttgart şu anda Bundesliga'nın en genç takımı. 24.3 yaş ortalaması var. Gençlere çok değer verdiği zaten biliniyor. Onu transfer eden sportif direktör misintad Arsenal'de görev almış. 7 yıl Dortmund'u şef sukatlığını yapmış. Kagavaları, Lewandowski'leri, işte Hummels'leri birçok oyuncu transfer eden bir isim. O Ömer Faruk Beyaz'daki yeteneğe inanıyor ve birçok kulübünde elinden kapıyor. Dün açıklamalardan anladığımız bu. İnşallah hayırlısı olur Ömer Faruk için. Ben ümitliyim. Böyle bir tercihte çok olumlu buluyorum. Ben de Ali'nin de Ömer Faruk'un da Almanya'yı seçmesi, Almanya'da e, e, orta seviye takımları seçmelerini başlangıç olarak Olumlu görüyorum. İki takımın da gençlere bakış açısı olumlu. Ozan Kabak işte Stuttgart'ın transfer olmuştu. Aytrak Frankfurt zaman. biraz kabuk değiştirecek. Teknik, Teknik adam, gidiyorum. sportif direktör. O yapı biraz bozulacak gibi gözüküyor ama Ama Ragnik gelmesi söz konusu. Evet, o, da, o da o da çok, çok, çok önemli. Avantaj. Aynen. Dolayısıyla gelişebilecekleri bir lige. Gelişebilecekleri bir gelişebilecekleri takımlara gittiler. Bu olumlu. Tabii ki Fenerbahçe'li taraftarlar bir üzüntü hissediyor. Ömer Faruk'la alakalı olarak. Bursa Sporlar'da Ali ilgili hissetmişti. Ama biraz onlar da başarı kazandıkça taraftarların da ben tekrar gurur duyacağını onları bağırlarına basacaklarını düşünüyorum. Burada tercihler oldu. Bu tercihler kulüpler adına daha doğru yönetilebilir miydi? Bana sorarsan daha doğru yönetilebilirdi. En azından ben bu oyunculardan kulüplerin belli ölçüde servis bedeli kazanması gerektiğini düşünenlerdenim. Bunu da oyuncu ikna ederek ve projeyi ona sunarak yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bunlar olmadı. Ee, orada bence kulüplerin e, biraz elini yavaştan alması, biraz e, yeni nesli çok yakalayamadıklarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Onlar zannediyorlar ki bunlar bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Biz ne desek yaparlar. Sırtına iki tane vururuz, yanaklarını okşarız. Ondan sonra sözleşmeye imza attırırız. Benim çocukluğumda böyleydi. Altyapıdan yetişen oyunculara böyle davranırlardı. Beşiktaş uzun süre Necibe aynısını yaptı. Şimdi e, bak Necip'le ilgili düşüncelerimi biliyorsun Hı. Ama bir kulüpte 25 tane oyuncu var 24'ü sözleşmesine indirim kabul etmiyor Bir tanesine kabul ettiriyorsanız Orada haksızlık var demektir Böyle olmaz Yani Necip altyapıdan çıktı diye Necip'i sen yetiştirdin diye Eğer bir tek Necip'e sözünü geçirebiliyorsan Diğerleri sözleşmede indirim yapmıyorsa Bu büyük haksızlıktır Biraz Ali Akman'a ve Ömer Faruk Beyaz'a da Bursa Spor ve Fenerbahçe'nin Nasılsa bizimdir Sırtını sıvazlarız istediğimizi yaptırırız mantığıyla yaklaşıp istediklerini alamadıklarını düşünüyorum. Artık orada da kulüplerin iletişimini ve oyunculara yönlendirdikleri projeleri bir adam akıllı düşünmeleri gerekiyor dedim. Tabii bu kulüplerin öncelik listesinde büyük ihtimalle ilk 600'de bile değildir. Onun da farkındayım. Yani proje falan bunlar e, dün de biraz konuştum hikaye ya bir göstermen lazım. İşte onu diyorum yapmaları lazım. Yani yani artık proje biraz kafayı değil yani. Biraz kafayı oraya çalıştırmaları gerekiyor. Yani biz bu oyuncuları neden şimdi bak Fenerbahçe bir de Merih'i de kaybetti. Fenerbahçe Merih'ten bir ders alıp Ömer Faruk'a göre yaklaşmalıydı. Bir oldu, iki oldu. Bu çok doğru değil. Fenerbahçe iki oldu. Bursa Spor Ali Akman ama Ali Akman gibi birçok genç var arka tarafta. Bu gençleri Ali Akman'ı kaptırdığınız gibi kaptırabilirsiniz. Şimdi Bursa Spor bak kusura bakmayın ama Bursa Spor elektrik, doğalgaz parasını ödeyemeyen bir kulüp. Peki Bursa Spor'un bir numaralı geliri şu an ne olabilir? Oyuncu satışı olabilir. Bursaspor böyle bir değerini kaybetti. Ve bunu Ali Akman e, asi, Ali Akman isyan eden bir oyuncu olduğu için değil, doğru yönetilemediği için kaybetti. Bursa Spor kötü müydü e, 1,5-2 milyon euro kazansa Ali Akman'dan ya da Frankfurt'a yaptığı sözleşmede bir sonraki satıştan %20 pay alsa? Sözleşmesinde hiçbir şey olmadan elini kolunu sallayarak gitti Ali Akman. Ve gittiği kulüp doğalgaz elektrik faturasını ödeyemiyor. Evet, e, acı tabii ki. Acı bu sporlarda tabii, yani. bu yüzden kızıyor zaten. Hani sen kulübün durumunu biliyorsun. Neden Hayır, para öyle kazandırmadan? Hayır, öyle değil işte. Yok bence de öyle değil. Bence de eksik bir bakış açısı. Ben de tamamen oyuncu tarafındayım burada. E, o yüzden hani kulüpler böyle sözlerle, laflarla, projelerle ikna etmeyecekler. Davranışlarıyla ikna tabii, edecekler. Tabii tabii, aynen. Bu dün aynı örneği verdim. Yani bir anne baba çocuğuna çok fazla işte laptopla telefonla oynama deyip kendi sürekli telefonla oynarsa çocuk lafa mı bakar? Davranışa mı bakar? Davranışa bakar elbette. Siz de onu göstereceksiniz ki futbolcu size inansın. Yoksa ben şöyle proje yapacağım, böyle proje yapacağım. Sonra gençlere önem vereceğim. 30'luk, 35'lik futbolcuları dolduracaksınız. E şimdi oyuncudan da sözleşme yenilemesini bekleyeceksiniz. Bu kendi içinde çelişen bir durum. O yüzden Ömer Faruk da çok haklıdır. Bu tercihinde Ali Akman da aynı şekildedir. Mustafa Kapı da zamanında çok iyi yapmıştır e umarız da bu tercihleri onları başarıya ulaştırır. Bunun da garantisi yoktur ayrıca. Oraya gittiler diye de dünya yıldızı olacaklarının bir garantisi yok. Her şey kendi ellerinde. Ama oraya giderek en azından şanslarını arttırmışlardır. Yani, bir de cesaret göstermişlerdir. Evet, burada Türk konfor alanlarından çıktılar. Aynen. Burada kalıp gayet körelebilirdi yetenekleri ama onlar böyle bir meydan okuma yaptılar. Körelebilirdi ve köleleştirilebilirlerdi. Artık her şey ellerinde. Evet, kendi ellerinde şansları çok daha yüksek futbol dünyasında başarılı olmak için. Ee, i̇nşallah hani mesela Belçika'da da bu durum çok fazla oluyor. Birçok genç futbolcu Belçika'da yetişiyor ee, ama 16-17 yaşlarında yurt dışına gidiyorlar. Mesela oradaki tutumları daha fazla eleştirilebilir. Çünkü Belçika takımları gençlere de önem veriyor. Neden bizde kalmadın diye eleştirebilirsin ama bizde öyle bir şey de yok. Yani bizde yetiştiriyorsun genci ama değer vermiyorsun değer vermediğin için de artık hani derler ya maymun gözünü açtı futbolcular. Bu fırsatı yakaladılar işte Çağlar sayesinde, Merih sayesinde. Onlar da Enes sayesinde hani sayamayacağım hepsini şimdi. O sayede onlar da yurt dışına gidiyorlar. Bundan sonra da buradan geri dönüş çok kolay olmaz. Ancak sen kulüpleri buna göre yönetmeye başlarsın, bir şeyler gösterirsin. O zaman futbolcular sözleşme yenileme ikna olurlar. Ama bu da birkaç senede olacak bir şey değildir. Hele ki şu düzende, şu ekonomik durumda sen bu tarz futbolcuları elinde çok büyük ihtimalle tutamayacaksın. Bunun da e, acı reçetesini içmek durumundasın. 9-19 saatlerimiz sıra geldi. iddia günün kuponunu paylaşmaya. Bugün Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları var. Saat 22'de oynanacak. 4 mücadelede Manchester United, Granada, Roma, Ajax, Slavia, Prag, Arsenal ve Villarreal, Dinamo Zagreb mücadelelerini takip edebileceksiniz. Ve birincilikte de 3 maçta bu hafta kapanacak. 13.30'da Bolu Spor, Ümraniye Spor, 16'da Ankara Spor, Altay ve 19'da Bursa Spor, Bandırma Spor günün öne çıkan karşılaşmaları elbette Avrupa Ligi maçlarına kral fırsatlar olarak da oynayabilirsiniz yüksek oranlarla sadece iddia.com ve iddia bayilerine. Evet e, biraz senin hafızanı zorlayayım. Dün ne demiştik maçlar için? Hatırlıyor musun? <laughs> <laughs> Beni biliyorsun. Dün, dün iki tane Sol karşılaşma vardı. Sağdan çıkıyor. çıkıyor benim. E, Real Madrid kaybetmez demiştik bir kere. Evet. E, diğer tarafta Dortmund Manchester City için hani Manchester City galibiyete yakın ama e, oran e, o riski almaya değmeyeceği için ve ikinin oranına yakın olduğu için gol var demiştik. Evet 1.40'a 1.43 falan da. Ona hatırlıyorum doğru. Ama e, zannedersem e, iki karşılaşmaya da nihayetinde gol var olarak düşünmüştük. Hani Real Madrid denilmez ama gol var oynamak daha mantıklı Mesela, olabilir. kontrada ben Real'de gol atar. Liverpool zaten gol atar. E, o yüzden bugün Barış Ertuğrul'un tarzında bir kupon vereceğim. 2-3 gollerden. Net bir, net bir gol var. TGS 2-3 öyle bir şey olmayacak. Evet. E, Manchester United handikaplı kazanır. Granada karşısında Villarreal'de Dinamo Zagreb'i yener diyeceğim. Villarreal Dinamo Zagreb'i yener. Riskli tercihler. Ben e, senin bu Rövanş karşılaşmalarındaki tutumunu çok Beğenmiyorsun. An... beğenmiyorum. Beğenmiyorum. <laughs> Bana göre değil yani en azından. <laughs> Aynen farkındayım. Çünkü olur. şimdi United handikaplı galibiyet diyorsun. United zaten ilk maçı 2-0 kazanmış deplasmanda. Yani, yani handikaplı 2-0 3-0 daha yapar. Kazanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. E ee, diğer tarafta Villarreal de Dinamo Zagreb'i deplasmanda 1-0 mağlup etmiş. Hadi o 1-0 olduğu için olabilir hadi. Çok iyi izlemiş şey yaptım. Ama Dinamo Zagreb de sonuçta e, bir önceki turda ne kadar dişli olduğunu gösterdi. Ben de Ali'ye karşı kupon olarak her iki maçı da toplam gol sayısı 2-3. <laughs> 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 Protesto ediyor Ali <yani>. abi. <laughs> ben bilmiyorum ben riskli buldum Barış abi bilmiyorum. Siz de genelde 1-0-2 veriyorsunuz. Bu maçlara baktığınızda e, mesela Ajax Roma maçı ilk maç Hollanda'da 2-1 Roma üstünlüğüyle sonuçlandı ama Ajax çok daha iyiydi mesela o karşılaşmada. Hatta 1-0'da penaltıdan yararlanamadılar. Sonrasında. Iki, Sorma bir... maalesef. Evet. Maalesef acı bir mağlubiyet oldu Ajax adına. Ama bugün de yani çok e, ilk maçtan farklı bir senaryo olacağını düşünmüyorum. Ajax'ın mesela ben galibiyetine çok daha yakınım. Burada hani bir galibiyet alacaksam elbette riskli. Çünkü Ali abinin verdikleri ev sahibi galibiyet. Desteğin için teşekkür ediyoruz. Evet. Esnaf ben de Salzburg'a başarı diliyorum. <laughs> Salzburg bu hafta şampiyon oldu zaten Barış abi. 7 evet, puana çıktı. Tebrik ediyorum. Başarılı devam ediyorum evet, ben inşallah. de kardeş kulüp ilan ediyorum. <laughs> Ayak Salzburg evet. dostluğunu bu programda pekiştirdik. E, ee, var mı Barış abi sizin kafanızda? Slavia Prag Arsenal'le ilgili bir şey diyemedik. O maç 1-1 miydi ilk Evet 1-1'di. Evet. Bir e, ee, Arsenal gol yemişti. Evet. Pepe 86'da 1-0. Slavia Prag 90 artıda 1-1 yapmıştı ki o maçta Slavia Prag'ın da stoper rotasyonunda büyük bir sıkıntı vardı. Ona rağmen Arsenal gol bulmakta zorlanmıştı. Avrupa Kupaları demişken şunu da hatırlatalım. Belki arada dinleyenler kaçırmış olabilir ya da merak ediyor olabilirler. Bu sezon Türkiye Ligi'nin şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynaması Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kim olacağından da geçiyor. Dün liglerinde iyi giden takımların yarı finale yükselmesi bizim adımıza ufak da olsa bir avantaj oldu. Çünkü Dortmund Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi potasından biraz uzaklaşmıştı. Dolayısıyla Manchester City ligde şampiyon olacak. Bu bakımdan yarı finalist olması iyi. Aynı şekilde Liverpool çok uzak değil. 2 puan var 4. basamaklı arasında. Chelsea ile rekabet halindeler. Ama yine orada Real Madrid'in elemesi ki Real Madrid zaten zirvede ya da hemen 2. 3. sırada bitirecek. El Liga'da. Bu da bir ufak da olsa avantaj oldu. E, Chelsea orada sıkıntılı ama Barış abi de hani bu dört takım arasında pek ihtimal vermiyor. Program evet, yaptığı yorumlardan yok. anladığımız. Çok farklılar. Yani şimdi futboldur bu. Belli olmaz. E, hele artık şampiyon liginde yarı final seviyesine gelmişsen öyle ya da böyle. Bunlar e, çok düzgün takımlar. Elaya düzgün takımlar. Chelsea hafife aldığımdan değil. Chelsea küçümsediğinden değil. Chelsea'nin de hakkını vermek lazım. Takdir ediyorum. Özellikle son dönemdeki performans içerisinde çok daha dengeli bir takım oldu. Ee, ama bir ama var. O ama da şu. Öbür üç takım özellikle Manchester City sonrasında Mbappé'li Paris Saint Germain ve tabii ki Real Madrid ee, ama City bir kere çok farklı bir takım. City, PSG, City ve, ve Real Madrid'i üçünü bir potaya koyduğunuz zaman Chelsea oraya oturmuyor. Chelsea çok ya Chelsea'den çok farklı takımlar. Chelsea çok iyi takım ayrı ama futboldur bu belli olmaz ama yani şimdi Chelsea'nin mesela e, Real Madrid'i eleyip arkasından da finale çıkıp City PSG galibini yenmesi lazım. Ya bu çok mümkün gözükmüyor bana. Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Manchester City, Paris Saint Germain'in henüz Ben şu açıdan bakıyorum. Yok. Bak bu tarihi bir şey seninki analiz. Ben, <laughs> ben de zaten bunları ben hiç sevmediğimi söylemiştim bugünkü, tarihi şeyler. De. Bugünkü kadrolara bakıyorum ben. Bugünkü kadroların oynadığı futbola bakıyorum. Bu kadroların tecrübelerine bakıyorum. E, oyuncuların kariyerlerine bakıyorum. E, ve en önemlisi oynadıkları futbola bakıyorum. Yani şimdi Manchester City'nin oynadığı futbol Chelsea'den başka bir seviye. Zaten Premier Lig'de bunu göstermiyor mu? Kaç puan fark var aralarında? Çok. Çok puan fark oralarında. Birim yani 3-5 puan yok. Onlarca puan fark oralarında yani. Aynı ligin takımları bunlar. Aynı ligin takımları olmasını bırakalım. Hani Liverpool diyelim ki çok fark var. City ile arasında. Ama Liverpool Şampiyon Ligi'nde başka türlü oynuyor diyelim. Chelsea'de öyle bir durum da yok. Hani o kulvarın takımıdır. O kulvardaki performansıyla öbür kulvar elmayla armuttur. Bunları da yaşadık biz. Bu da değil ama burada. Bu da bu da değil yani. Chelsea Evet liginde Chelsea City'nin çok altında ama Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni farklı oynar. Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni defalarca kazanmış. Burada çıkıttığında bir... Mesela Real Madrid için bunu söyleyebilirsin. Mesela Real Madrid diyelim ki ki öyle değil. Real Madrid La Liga'da da potada. Ama diyelim Real Madrid 20 puan gerisine düşsün Barcelona La Liga'da. E Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Barcelona Real Madrid eşleşsin. Burada şunu diyebilirsin. Bu lige benzemez. Lig performans Buradaki motivasyon farklıdır. Barcelona Real ligde 20 puan önde diye bu sene. Burada da favori değildir. Bu çok güzel. Bu çok doğru bir yorum olur. Ama şimdi Chelsea'de öyle bir durum da yok. Chelsea Şampiyon Ligi'nin de bana sorarsan bu kadroyla yabancısı. Kazanmış bir, bir tane de Şampiyon Ligi. Ama Şampiyon Ligi'nin sürekli kazanan gediklisi değil. Bu kadro zaten Şampiyon Ligi başarısı olan bir takım değil. Yeni yeni ayaklar üzerinde duran bir takım ve buraya kadar gelmesi de büyük başarı. Ve açık konuşayım Porto ile eşleşmeseydi Chelsea yarı finalde göremezdi. Porto ile eşleşti. Yarı final gördü. Bir kura şansı var ortada. Kaldı ki Porto da Chelsea'den iyi top oynadı. Porto'nun Chelsea'de şimdi Chelsea turu geçti ama Porto'yu ezerek de geçmedi. Aksine daha iyi futbol oynayan, daha çok pozisyona giren takım Porto'ydu. Chelsea çok daha bitirici. Son vuruş ve son pas şeyi, konsantrasyonu, motivasyonu çok daha Porto'dan performansı iyi olduğu için Porto 10 tane geldi kaçırdı. Chelsea bir tane geldi attı ve turu geçti. Tamam. Bir de yani ilk maçı öyle kazandı yani. İlk maçı Porto çok daha iyi top oynadı. Chelsea yendi 2-0. Hiç maçı yansıtmıyor aslında bakarsan ama futbol bu. O da Chelsea'nin kalitesi elbette ki. Chelsea'nin soğukkanlı dirayeti elbette ki. Porto'nun acemiliği elbette ki. Ne oldu Ravaj? 90 artı bilmem ne de Porto bir de 1-0 bir yendi Chelsea'yi. Hani Porto maç boyunca risk alacak. Chelsea kontrataktan bulabilir demiştik. Yani ben demiştim daha doğrusu 2 gün evvel. Ne oldu? <laughs> 90 dakika 0-0. 90 artı da Porto bir tane yine attı. 2-1 şeyle geçti yani. Ya de 20 de yendi Chelsea yani son. O şimdi bu sen böyle böyle geçeceksin. Yine futboldur belli olmaz. Yine böyle bir şey olur bakarsın finalde. Ama şimdi 2 90 dakika oynayacaksın. Real Madrid oynayacaksın. İşte Real Madrid başka bir şey oynuyor. Chelsea'nin oynadığını oynamıyor. İki yönlü olarak Chelsea oynadığını oynamıyor. Başka bir futbol oynuyor. Maçı da kitlemesini bilir Real Madrid. Tempo da arttırmasını bilir. Chelsea ne kadar Real Madrid'e ayak uyduracak bunu konuşmamız lazım. Real Madrid Chelsea'ye ayak uydurmaya çıkmıyor maça. Chelsea Real Madrid'e ayak uydurmaya çıkıyor. Fark var arada. Bir de öbür tarafta PSG ile Manchester City var. Final gibi bir yarı final. Final gibi bir yarı final. Ki orada da ben sana söyleyeyim Manchester City daha iyi takım PSG'den ha. Ya sakın öyle Neymar, Mbappe falan diye millet kapılmasın. Manchester City başka bir şey oynuyor. İngiltere'de de Şampiyonlar Ligi'nde de bak. Ha, ilk defa yarı final görüyor Manchester City. Kendi kendine i̇ki. bir ikinci. Şey, i̇kinci defa evet bir tane düzelttiniz. Pochettino'ydı oymuş değil mi? Yok, Pellegrini. Şey, Pellegrini pardon. iki tane yarı final oynamış. Bir tanesi bilmem ne tarihinde. Şimdi ilk defa uzun zamandır çeyrek final, çeyrek final takılıyordu da çıktı yarı finalde falan. E tamam. Şimdi dün seyrettin mi sen Messi Dortmund ya oynadı takım Borussia Dortmund. Bak Borussia Dortmund da Chelsea'den iyi bir takım. Kusura bakmayın. Borussia Dortmund da Chelsea'ye Chelsea vurdu. Ben <laughs> <Duvarları> Chelsea emin <laughs> vurdu. Chelsea finale Bir aldı o duvara vurdu. Bir aldı o teki duvara vurdu. Mert. Ben Mert. Çık, ben <laughs> Mert, çık alıyorum. Her Barış abi Mert. konuşmayı uzattıkça Mert. ben eminim Chelsea <laughs> ben finale çıkabilir. 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 Chelsea finale çıkamaz demiyorum. Chelsea kupayı da alabilir. Biz bunları çok gördük futbolda. Ben onu demiyorum. Ben oynadıkları futbol açısından bunları değerlendiriyorum ve ve her sefer sen bu ihtimal var diye bak bu ihtimal var diye Futbol analizini, oynanan futbolun, takımların performansını, kalitesini söylemekten imtina etmeyeceksin. Şimdi bu şeye benziyor. Maçı yorumlarken de sahada hiç oynamayan, varlık gösteremeyen, her topu rakibe veren bir forveti eleştirmekten çekinir yorumcu. Niye? Şimdi bir tane atar ben rezil olurum. Mesela Haaland diyelim ki ayağına gelen her topu rakibe veriyor. Hiçbir ikili mücadeleyi kazanamıyor. 70 dakika olmuş maç 0-0. Tek bir topu ayağında tutamamış. Tek bir olumlu pası yok. Yani şey de oluşturamamış. Üçüncü bölgede arkadaşlarına istasyonda e, istasyon da olamamış. Bir tane pozisyon bulabilmiş. Onda da out'a vurmuş. Diyelim böyle bir 70 dakika oynamış ve adam Haaland'tır bu. 10 dakikada 3 tane atıp hat yapabilir. Ben hiç Haaland'a dokunmayayım diyen yorumcu gibi davranamam ben. Ver öyle adamlar. Hiç buna dokunmayayım diyor. Bu adam atar şimdi diyor. Ben rezil olurum diyorum. Ya kardeşim gördüğünü söyle. Atarsa atar. Futbol bu. Sağda bugün Haaland yok. Bu dakikaya kadar yok ama. Bu dakikadan sonra çıkar. 3 tane atar 80'den sonra. Bunlar öyle oyuncular. Şimdi Chelsea de böyle takım. Chelsea de çünkü şampiyonlar yarı final zaten başka türlü gelemezsin. Kolay mı ya? Yarı final konuşuyoruz. Ben bilmiyor muyum Chelsea'nin e, neler yapabileceğini. Futbolun futbol olduğunu bilmiyor muyum. Ama bunları da söylemek zorundayım. Real Madrid başka bir şey oynuyor. PSG daha başka bir şey oynuyor. Manchester City daha da başka bir şey oynuyor. Chelsea bunların yanında ya bunlar bir grup olsa, dörtlü grup olsa, şampiyonlar grup maçları olsa dördüncü bitirir grubu normal şartlarda. Ama tabii bu lig usulü ele, e, deplasmanlı grup falan olmadığı için şampiyon grubu. bir artık eşleşme. iki tane 3.90 dakikası kaldı Chelsea'nin. Şimdi Chelsea'nin de bütün avantajı bu. Bak bugüne kadar şu ana kadar Chelsea'yi gömdüm değil mi ben bu üçüne nazaran? Ama göreceli gömdüm yani. Ya Chelsea bizim ligimizde 20 puan farklı şampiyon olur Süper Lig'de. Şimdi o başka bir şey. Şimdi ama Premier Lig'deki durumu başka. Şampiyonun durumu farklı. Ama bak şampiyonun durum farklı derken getire getire Chelsea burayı şeye kadar getirmiş. O da içeride diyor ki hoca da ona. O takıma da. Beyler diyor. Şimdi Chelsea oyuncuları bilmiyorlar mı? Real Madrid'in ne olduğunu. Real Madrid'in kolay bir geçemeyecekliği. Porto gibi olmayacağını bilmiyorlar mı yani? Porto eşleşmesinden çok daha vahim bir eşleşme onlar için Real Madrid eşleşmesi. Bunu biliyorlar. Arkadan hadi biz bir Real Madrid'i eledik diyelim. Kim çıkacak bize finalde? Ya City çıkacak ya PSG çıkacak. Vay anam vay. Bunu demiyorlar mı? Hepsi diyor. Ama bir şey daha diyorlar. Beyler diyor. Bak işimiz zor kolay değil ama yarı final çıkan hiçbir takım için kolay olmamış ki bu bugüne kadar konuştuğumuz şampiyonluk kupası. Kendinize gelin. Kendinize güvenin. Buraya kadar siz geldiniz. Üç tane 90 dakika kaldı önünüzde. Üç tane 90 dakika kaldı. Sıkın dişinizi. İyi savunma yapın. İyi savunma yapın. Kaptığınız topları çabuk mount'a falan oynayacaksınız. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Üç pasta rakip kaleye gideceksiniz. Porto'yu nasıl elediğinizi biliyorsunuz. Yakaladığımızı atacağız. Burada da aynısını yapacağız. Üç tane 90 dakika kaldı beyler. Bak pep talk'u da bu. Yani soyunma odası konuşması da Chelsea'nin bu. Ha bu iş yapar mı? Yapar. Gerçekten üç tane 90 dakika kaldı. Gerçekten sen soğuma yapacaksın. Sen Chelsea Real Madrid'de iki maçta da ne oynayacak zannediyorsun? Real Madrid yarı sahasında kaç tane pas yapacak zannediyorsun? Real Madrid oynayacak. Chelsea, ha, Chelsea kontratakla Real Madrid'e Porto Muameles'i yapar mı? Yapar. Real Madrid de çünkü sağ solu belli olmayan bir takım. Tıkandı mı, tıkanıyor. Tıkandığı zaman, tıkanıyor Real Madrid. Savunma yapmayı da beceremiyor, yeri geliyor. Bu atamıyor da. Denk getiremezse olabilir. yeni öyle denk gelebilir futbol. Ama bu ne kadar ihtimaldir diye bana soruyorsan, eğer futbol konuşuyorsan korkmayacaksın. Gördüğünü konuşacaksın. Ben size söyleyeyim 10 defa eşleşsinler, 7'sini Real Madridler, eder. 3'ünü Chelsea yle. O 3'ü bu mudur? Bir göreceğiz. Hadi oldu. Finale çıktın. Muhtemelen City çıkması lazım futbolun normal şartlarında ama belli olmaz. PSG bu. Öyle bir gün olur ki Mbappe'yi durduramazsın. Ne yaparsan yap sen. Mbappe City'yi duman eder gibi. Olabilir. Ama City de çıksa, PSG de çıksa finale Chelsea ne yapar o 90 dakikada? 10 defa oynasınlar ne olur? 7'si gene rakip olur. 3'ü Chelsea olur. Şimdi 2 tane %30 koydum ben sana. Bunlar futbolun şey. %30 çarpı %30'dur kupayı alma ihtimali. Nokta 30 çarpı nokta 30. Nokta sıfır oluyor. Gözünü seveyim ya. Yüzde dokuz oluyor. İki tane yüzde otuz arka arkaya gelmez için istatistik yüzde dokuzdur. E hemen yüzde dokuz olabilir diye burada yüzde doksan biri olmaz öyle bir şey. Mert söylemen lazım ya. Yani. Böyle dedikçe ben ben size konuş... ayır, Barış abi biz sizin zaten aynı bakmıyoruz ki Chelsea'ye. Ben sizin gibi düşün <laughs> görmüyorum ki Chelsea'yi. Sizin gibi görsem söyleyemesem Bak, eyvallah. Mesaj okuyam. gelmiş Barış abi Mustafa Cengiz gibi Chelsea'yi yerden yere vuruyor sonra Chelsea iyi diyor. diyor. <laughs> Şimdi Aslında Chelsea'le bir <laughs> sorun Chelsea, yok benim. Chelsea'li oyuncular biraz haysiyetli şeyler bilirse, <laughs> tamam mı? Biraz haysiyet varsa Chelsea'li oyuncular da çıkar oynarlar. Ya. Şimdi Chelsea'yi nasıl görüyorsun? Onu bir söyle bana ben de anlayayım. Chelsea, Chelsea sen... siz Porta maçından değerlendiriyorsunuz. Bir, dakika, bir önceki tura niye gitmiyorsunuz? Real Madrid'in önünde lider olan Atletico Madrid'i gol golleyemeden elediniz bu takım. Bir dakika tamam ben sana e, Chelsea'nin yarı finale gelmesini taklit ediyorum. Bir tek Porto bedavadan eliyerek bedavadan geldi demiyorum. Son tur Porto şanslı. Bu Porto haricinde şu üç takımdan biri olsaydı bu kadar kolay olmazdı değil mi? Şimdi evet. onu söylüyorum. Yarı finale gelmesinde şans faktörü, kura faktörü var diyorum. Tabii ki bir Atletico Madrid'de elemiş olman lazım. Yani yarı finale kadar Portaları e, portoları şeyleri ne kimlere elip geleceksin? Braga'yı mı elip geleceksin? kaç tane takım Ligi burası? Kaç tane şanslı kura çekebilirsin? Sen de <laughs> <mı>? Hayır öyle <laughs> abi doğru söylüyor. Ben abi. Abi. bir dakika doğru söylüyor. Hayır bak başka bir şey söyleyeyim ben sana. Sen bana şunu mu söylüyorsun? Ben Chelsea'nin çok iyi işler yaptığını, çok iyi savunma yapmayı öğrendiğini, çok daha dengeli futbol oynadığını Tam e, bu Şampiyonlar Ligi için uygun olabilir. bir anlayış tamam, Tamam ben buna hayır demiyorum. Ama ben sana şunu sorayım o zaman direkt olarak. Tabii abi. Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid, Chelsea. Bu dört takımdan en iyi takım hangisi bir de en kötü takım hangisi? City en iyi takım. Ben bu tur öncesi en kötü zaten. Hangisi? En hangisi? City en iyi takım. En kötü hangisi? Ee, ben Real Madrid'i koyarım. Peki Real Madrid'den yani bu sonra. Bu tur öncesi öyle koydun Peki, değil mi Chelsea'yi ben? Peki e, Real Madrid'den sonra. Peki Real Madrid'i koydun sen en kötü. Ben üçüncü sıraya koymuştum. Bayern Münih 2, City 1, Chelsea 3 demiştim. Şu anda şu dört takım. Bu Bayern, Münih yani. Bayern Münih elendi. Bayern ee, Münih elendi. O ayrı bir belaydı. Şimdi dört takım var. Ben sana en iyisini ayır dedim. Sen City'yi ayırdın. Evet. Ben de sana katılıyorum. Bence de City. Aynen. En kötüyü ayır dedim. Sen ben Chelsea dedim. Sen Real Madrid'e ayırdın. Evet. Peki ikinci takımı söyle. Ayıracağın takım. Ee, Kötü. şu anda Chelsea mi PSG mi? Bak dikkatli konuş. <laughs> ya ben Chelsea bu Chelsea PSG'den iyi mi? İyi demiyorum. Sadece ne diyorsun? tabii ki iyi. Real Madrid'den iyi dedim bir tek. Ya işte ben dördüncü Ama... takım. Bak konuştuğumuz Chelsea benim dördüncü takımım. Senin üçüncü takımın oldu. Senin üçüncü takımın oldu. 2-3 arasındayım ben zaten. 2-3 PSG'den bu... iyi takım mı Chelsea? Barış abi PSG'den İm tabii oynuyor, ki iyi takım değil. İyi oynuyor, mi oynuyor. Yani bu e, format için 290 dakika için, hatta final tek 90 dakika, dakika için, 390. Dakika. E, çok uygun bir oyun anlayışı olduğunu düşünüyorum. Benim e, burada savunduğum şey bu. Uygun yoksa olduğunu. Tabii ki iddialanlara ne? bakın, Chelsea 4 10 en az favori takım. Ee, City tamam. 2, Paris Saint Germain 340, Real Madrid 390. Chelsea'de de çok farkı yok. 390, e 4 -10. takım zaten. 4 takım zaten. Tamam 3.9'da 4.10 demişler onlar da. Yani tamam. Real yani, Madrid yani, 3. sıraya koymuş yani iddia. Evet, iddia 3. Ya sıraya koymuş. Ya zaten aramızdaki fark da hani bu kadar Chelsea'yi gömdün dedi, diyen adamın bana söylediği şey diyor ki Chelsea 4. takım değil 3. takım burada diyor. Bu işte ben de ben de sana itiraz etmiyorum 3. takım olması. Abi sen 1. takım veya 2. takım deseydin başka bir şeydi o. Ben yani 4 takım içindeki en önemli 1 veya 2. takımı ben gömüyor olurdum. Yok diyor bana diyor ki sen diyor Chelsea'yi çok diyor küçümsüyorsun diyor. Peki diyorum sen küçümsemeyen Chelsea'yi ne diyorsun diyorum o dördüncü değil üçüncü takım. Ben ikiye iki üç arasındayım dedim Barış abi. Tam 3'e de Paris Saint-Germain'in de gerisine koymuyorum. Tur için koymuyorum yoksa bir Mbappes'i neyim elbette. futbol. Ben bak tur için, tur için ben de tur için şey yapmıyorum ya. Ben e, bu dört takımın performans olarak kapasite olarak futbol olarak ortaya koyduklarını karşılaştırıyorum. Ayrı bir klasmanda diyorum bu diğerleri diyorum. Yoksa e, şampiyon olabilir ben Chelsea şampiyon olamaz. Chelsea turu geçemez. Bak ben bu iddiada bulunmuyorum. Yarı finale geldikten sonra yarı finale gelen her takım her şeyi yapabilir. Hani bu Mustafa Cengiz gibi konuşmak değildir yani. Bu, çünkü ben burada şey tahmini de bulunmuyorum. Kupayı kim alır falan. Bence hani eğer bir tahminde bulunmam gerekiyorsa kupayı alacak takım için City derim ben. Bana ben, hiç ben, de. ben hiç bakmam şeye. Yarı finale öyle çıkamıyormuş da ilk defa şeytan bacağını kırmış da ilk çıktığında da finale oynayamaz. Öyle şeylere hiç bakmam ben. Alırsa alır abi. Gelir bir alır gelir 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 gider. City ya oynarım ben. Oyuncak olsam kupayı almaya. Ama başka, ikinci bir takım oynamam yani. City oynarım ya da oynamam. Ee, benim görüşüm bu. Yoksa Chelsea ne bileyim ne yapar? Son bölümdeyiz. Fatih Gözel demiş ki, yayınlar Chelsea'nin kupayı alması mı daha zor yoksa Fenerbahçe'nin şampiyon olması mı? Teşekkürler demiş. Böyle bir kıyaslama. <laughs> Aa, çok Soruyor. zor bir soru sormuş. Yüzde dokuz dedik Chelsea'nin mesela şampiyon olması için. Geçenlerde de Şansal büyük asıyorum. Beşiktaş %90 geri kalanlar %10 demişti. Aşağı yukarı aynı oranı denk geliyor. Şimdi ben yani o, o kadar, kadar net olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de. Beşiktaş'ın o kadar evet. net olduğunu düşünmüyorsun. %9'dan fazladır yani. Chelsea'nin kazanma ihtimalinden daha çok ihtimali var diyorsun Fenerbahçe'nin. Barış abi de e, benzer düşünüyor. Şimdi ben %9'u yüz, yüz, şeyden dedim. Yüzde %30, yüzde %30 verdim her iki tur için. E, o da yüzde %9 yaptı. Şimdi Fenerbahçe için bir oran belirlemek neye göre yapacağız? Fenerbahçe'nin neyi nasıl ne yapacağız? Valla aradaki puan farkı. Artı 2 avarajı kaybetti Fenerbahçe. Bir puan da oradan koy. Ee, kalan maç sayısı. Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi var. Şu an bir matematik Eks, hesabı geliyor. Eksik, eksik, yani eksik, 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 oyuncuları var Beşiktaş'ın. Mesela işte Abu dönmesine dönüş vadesi Ali Güzel Anazet'te onu çok önemli. Son, son 3-4 maçta Abu la çıkması lazım. Bütün maçlara. Onu riske edemez şu anda. E, Cenk'in sezonu kapatmış olması. Abu Bakarsız ve Cenk'siz çıkmak Beşiktaş için ciddi bir e, dezavantaj ama fikstür iyi şu anda. İyi sayılır yani. E, Fenerbahçe'de öyle çok önemli bir eksik yok. Ama eksik olmayan Fenerbahçe ne kadar tam o da tartışılır. Fenerbahçe'nin forveti tamken bile yok. Şimdi bu da var. E, i̇şte bu puan farkları bilmem ne. Şimdi oynadığı futbol Fenerbahçe'nin ilk defa son maçta biraz daha idealize. Gene %99'dan bir faşaktı Yani sonra. sanki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %12 falan gibi <laughs> Yani yine Chelsea'den iyi. Yine Chelsea'den. Daha iyi. Chelsea'den yani iyi daha. Chelsea'nin şampiyonluğu almasından daha çok şansı var Fenerbahçe'nin şampiyonlukta ama o şans çok yüksek değil. Yani %12, 13, 14, 15 oralardan daha yukarı zorlanıyorum Fenerbahçe'yi yukarı götürmekte. Ki Galatasaray'ın da düştüğü bir dönem, sakatları, eksikleri bir de moral bozukluğu bir de karıştırdı Mustafa Cengiz iyice Galatasarayı. O boyutlarına da bakıyorum. O Fenerbahçe'nin şansını arttırması lazım aslında. Yani iki takımlı yarışa çevirmesi lazım ama Galatasaray o kadar kolay mesela Fatih'im toparlar orayı diye düşünüyorum. Ben de mesela onu hiç düşünmüyorum. Yani bütün bu eğer, bu hafta eğer, yaşadıklarımızdan sonra eğer Galatasaray hani da, ben neredeyse Galatasaray'ın üstünü çizeceğim ama, o hale ama, geldim. Ama o bir yandan da bizim şöyle analizde üst işimize yaramıyor. Galatasaray'ın e, senin söylediğin gibi Galatasaray'ın üstünü çizersen sen bu yaşananlarla koparsa Galatasaray Fenerbahçe'ye ne kadar yarıyorsa bir o kadar da Beşiktaş'a e yarıyor. Galatasaray'ın kopması. Çünkü Beşiktaş-Galatasaray maçı var. Bir de oynanacak olan. E, ve en büyük zorluğu da o. Fenerbahçe'nin de en büyük bel bağladığı şey Galatasaray Kırı. maçı başta ve Galatasaray maçında da yetmiyor yani Fenerbahçe. Galatasaray maçından sonra iki tane daha maç lazım Fenerbahçe'ye değil mi? Evet. Onun için e, ve Fenerbahçe'nin bütün, maçları, hani bütün maçlarının kazanması, kazanması gerekiyor lazım. Ve onu, bütün maçlarının kazanması lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin bütün maçları kazanmadıktan sonra Beşiktaş fazlasını kaybedecek, o kadar maç kalmadı ve Beşiktaş hakikaten Ligin söylüyorum yani geneline bakarsan Ligin en iyi top oynayan takımı ve şampiyonluğu hak eden takımı bugüne kadarki performansıyla konuşuyorum. Dolayısıyla e, Fenerbahçe'nin şansı %10-15 kadar olsun. %10-15 kadar olsun. %9'un gene üzerinde oluyor Chelsea. Ben de iddia oranlarından o zaman bir kıyaslama yapayım. Yap. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı şu anda 4.50. Chelsea'nin şampiyonluk oranı 4.10. Yani ya, iddiaya göre. Bir şey söyleyeceğim. Oranı... İddia, İddialist departmanı dünya kadar maaş veriyor. <gülüyor> 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 e, bu adamlar bu kadar oturuyorlar bilgisayarda. Ondan sonra bunları yayınlıyorlar falan. Ben şurada oturduğum yerde ayak ayak üstüne atmışım. kafa Kafamdan maçları fixtür. O bu diyorum. Chelsea'nin iki tane maçı %30, %30 diyorum. Yüzde 9'da yüzde 15 diyorum. O da 4 4'e 4.50 diyor. Ya nasıl iş bu? Bizim hakkımızı kim testine şey? Eee şöyle söyleyeyim. En beğenmiyorsunuz. Eee Beşiktaş'ın da oranı 1'e 15. Benim dediğim yere geldi. 1'e 15. 1, 15 Beşiktaş'ın şampiyon olma oranı. Galatasaray'ın 9, Trabzon'un 500. Başka da bir oran kalmadı bu arada şampiyonluk konusunda. 4 takım var. Beşiktaş'ın 2'ye girme oranı zaten yok. Fenerbahçe 2'de bitirir 1.30. Galatasaray 2.30. Hani o da belki Galatasaray için 2.30'luk orandan dolayı denenebilir. Ama çok kolay da gözükmüyor. Fenerbahçe'nin 2-2'ye iki, girme oranı kaç? 1-30. Galatasaray 2-30, Trabzon ya 50. Lig şekillendi. Ya Lig diyor ki şey hani iddia diyor ki 1 Beşiktaş 2 Fenerbahçe şu anda diyor. Görüntü bu diyor. 1 evet. Beşiktaş olur 2 Fenerbahçe olur burası belli oldu diyor. İlk 2 belli diyor sırası da belli. 3 de, de belli diyor. Sıralı ikili belli yani. İlk 2 Beşiktaş Fener ama Fener Beşiktaş olmaz diyor yani. 1 Beşiktaş 2 Fener olur diyor 3 de Galatasaray zaten. Zaten üç dışında bir ihtimal yok Galatasaray'a. Aslında iddia oranları bunu söylüyor. Fakat iddia oranları neden belirleyici değildir? E çünkü şimdi iki tane öyle maç oynanır ki iddia oranları bir revize olur. Allah pullak olur. Tabii. Onun için buralara bakıp da bitmiş de diyemezsin tabii ki. Bunlar bugünü söylüyor. Biz de bugünü konuşuyoruz. E, futbol böyle bir oyun. Futbolun güzelliği de burada. Hiçbirimiz müneccim değiliz. Geleceği okuma şeyimiz yok. İşte bak bir sakatlık, iki sakatlık bir anda her şeyi değiştirebiliyor. Cenk'in sezonu kapaması. Abu Bakar şimdi biz bunları bunları konuştuk konuştuk. Allah korusun hiçbir zaman öyle bir şey olmasın ama Abu Bakar'la ilgili bir kötü haber geldi. Bambaşka bir şey olur. E, yani. Fenerbahçe'de de Valencia sakatlandı. Şimdi son maç e, Samatta'ya da Tiam'ın da yüzüne bakmadı Emre Belezoğlu. Sisse'yi aldı oyuna. Şimdi Valencia'da oynayamazsa bu düzende. Çünkü en uygun oyuncu Valencia ya, Fenerbahçe zaten tam sürpriz yumurta. Yani ne olacağı evet. belli değil. Fenerbahçe'de bir anda bir bakarsın. Papiss e ile ilk 11'de başlayabilir. Yani çünkü Fenerbahçe'de oturmadı. Düzen yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe şu anda çabalıyor yani ne yapabilirim diye ilk iki de olmak için bir kere önce adı konmadı da ilk iki çok önemli Fenerbahçe için bunu söylemezler ama ilk iki şu anda bir hedef Emre Bezoğlu için bir hedef yönetim için bir hedef şampiyonluk olmayabileceğini onlar da görüyorlar bari iki olalım Galatasaray'ın da arkasına düşmeyelim diyor Emre Bezoğlu özellikle kendisi kendi kariyeriyle ilgili bir de Ali Koç bunu asla istemiyor çok ciddi bir karizma çizilir söylemiyorlar bunu şampiyonluk telaffuz ediliyor o hala körükleniyor ama şampiyonluğu artık biraz daha aslında konuşmaktansa ilk iki olmak daha önemli Fenerbahçe için aslında. Ee, ama işte ne diyoruz? Beşiktaş'ta takım belli. Kadro belli. rozye var. Yezal var. O var. var olmazsa Enkudu işte bilmem ne diyorsun. Lari'ye ama diyorsun ikinci forvet, birinci forvet. Abubakar olmalı falan. Belli bir yapı var orada. Bir şey var. Oturmuş bir düzen var. Fenerbahçe'de Fenerbahçe ilk defa geçen hafta bir şey denedi yani. Düşünebiliyor musun sen? İlk defa bir şey denedi. Denedi de fena olmadı. Dur bakalım ya bir şey oldu. Bak Erol Erol Bulut'tan farklı bir şey oldu hiç olmazsa falan dedi herkes. Ligin sonu gelmiş yani. Onun için hiç belli olmuyor. Ben de sonrak şunu söyleyeyim aklıma gelmişken e, ileri uçta Valencia olmazsa hani Sisse, Tiam, Samat da en büyük adaylar ama ben Sinan Gümüşü bile e, o bölgede deyene, deneyebileceğini düşünüyorum. Temel Teme deneyebilir. Ee, ama Valencia oynar ya Mert. Yani işte dünkü idmanda yoktu. Bakalım bugün yarın bugün var, yarın var. Tabi cumartesi günde 3 günlük bir idman süresi var Valencia'nın. Çok bir sıkıntı olmadığına göre o da forma giymesi beklenebilir. Evet bitirdik bugünlük sabah sporunun sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.